İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Evet efendim, Türkiye son yılların en büyük siyasi krizini, en sıcak gündemini yaşıyor. DSP'de yaşanan son depremle birlikte Türk siyaseti bir anda hiç bilinmeyen, çok bilinmeyen bir denklemin içine düştü ve herkes bu denklemin şimdi nasıl çözüleceğini merak ediyor. Biz neler oluyor diye sorarken artık tüm Türkiye'de herkes bu sorunun yanıtını bulmaya çalışıyor. 57. hükümet doğal ömrünü tamamladı mı? Türkiye Avrupa Birliği karşıtları ve Avrupa Birliği'ni isteyenler olarak iki ayrı kampa mı ayrıldı? Evet, Türkiye'de yaşanan krizin sebebi Avrupa Birliği mi ve ekonomik krizle beraber siyasi krizin de yaşanmasının sebebi Avrupa Birliği mi? İşte bu soruyu herkes soruyor. Avrupa Birliği'nin istekleri mi bugün yaşananların nedeni, yoksa birileri bugün yaşadıklarımızın gerçek nedenlerini gizlemek için Avrupa Birliği'ni mi kullanıyor? Anavatan Partisi Avrupa Birliği konusunda engeller çıkarmayan yeni bir oluşum mu istiyor? İş çevreleri böyle senaryolara nasıl bakıyor? DSP'nin içinde yaşananlarda Başbakan Bülent Ecevit mi vefasız, yoksa istifa eden Hüsamettin Özkan ve onunla beraber hareket eden arkadaşları mı? İşte efendim, biz bütün Ankara'da yaşanan bu sıcak gelişmeleri bugün parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerimizin temsilcileriyle konuşacağız ve bu yaşanan, Ankara'da yaşanan denklemi bir nebze de olsa çözmeye çalışacağız bu akşam. Batuhan, arz edersen hiç vakit kaybetmeden stüdyodaki konuklarımızı tanıtmaya başlayalım. Efendim, öncelikle Sayın Tayfun İçli, gazetelerin deyimiyle DSP'nin prensi, yeni bakan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Ve Anavatan Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Yaşar Dedelek, Eskişehir Milletvekili. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Evet efendim, Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Ekinci. Efendim siz de hoş geldiniz. Ve Hüseyin Çelik, AK Parti Grup Başkan Vekili, siz de hoş geldiniz. Evet efendim, bu akşam bu konuklarımızın yanı sıra yine MHP Milletvekili Sayın Cihan Paçacı ve Demokratik Sol Parti'den istifa eden milletvekilleriyle de canlı telefon bağlantılarıyla stüdyomuzda onları konuk edeceğiz. Ve Gülün, istersen hiç vakit kaybetmeden Ankara'nın sıcak gündemine girelim. Ve Sayın İçli ile başlayalım. Efendim öncelikle hayırlı olsun yeni çok göreviniz. Odanıza yerleştiniz mi? Odamıza yerleştik, görevimize başladık. Ama şunu öncelikle düzelteyim. DSP'nin prensi diye giriş yaptınız. Evet. Ama ne yazık ki Türkiye'de geçmişten kalan saltanat özlemleri var. İnsanlar bunu yaşam biçimlerinde gösterdikleri gibi belirli payalar verirken belirli ünvanları da yakıştırıyorlar. Bizde Demokratik Sol Parti'de prens yoktur. Demokratik Sol Parti bütün örgütüyle ilkeleri doğrultusunda hareket eder. Onun için güzel bir şey. Zaten böyle bir yakıştırma, parlayan yıldız, DSP'nin içinde görünen sima olarak size. Biz eskiden bilirdi. Yani çoğu kimse bilmiyor. Ben 94'te Yeni Mahalle Belediye Başkanı adayıydım. Daha sonra da 94'ten bu yana kadar partinin başkanlık kurulunda, parti meclisinde ve başkanlık kurulunda yer aldım. Ama hep şunu söylüyorum. Biz işimizi yaptık. Belki çok yoğun çalıştık. Medyanın önüne, kamuoyunun önüne pek çıkmadık. İhtiyaç da duymadık. Evet. Ama bu dönemde Sayın Genel Başkanımıza ve partimize yapılan haksız saldırılar karşısında halkı aydınlatmak için daha sık medya karşısına çıkıyoruz. Sayın İçli, sanıyorum mesajda alındı. Hemen sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Haber bültenlerine az önce yansıyan bir haber vardı. İsmail Cem'in DSP'den ayrılacağı yönde henüz doğrulanmayan ya da resmi bir şey olmayan bir haber bu. Size bu yönde bir bilgi geldi mi? Ben de sizin gibi haberlerden izliyorum. Ama bu olaylar yeni olaylar değil. Biz bunu uzun süredir, aylar öncesinden hep bu şeyleri izliyoruz. Sayın Başbakan'ın hastaneye yatmasından sonra birkaç kez parti yöneticileri olarak yazılı açıklama yaptık. Basın toplantıları yaptık. Bir takım senaryolar vardı. Ona karşı partimizin, örgütümüzün tepkilerini dile getirdik. O zaman biz bu açıklamaları yaptığımız zaman çoğu yorumlarda farklı algılandı. Ama biz bunu biliyorduk. Çünkü bütün göstergeler parti içinde farklı bir yapılanmanın, hizip diye bir adlandırabilirim, bir yapılanmanın olduğu ve Sayın Ecevit'e karşı haksız bir hareketin başlatıldığına dair bizde duyumlar vardı. Sayın Cem'le ilgili ancak bir duyum gelmediğini söylüyorsunuz. Şimdi kişi anlamında konuşmak istemiyorum. Biz farkındaysanız önceki açıklamalarımızda hiç isim vermeden belirttik. Kamuoyu algılayamadı ne oldu, ne oluyor diye. Fakat Sayın Cem'in azledileceği falan konuşulmaya başladı bu akşam efendim. Ama bilmiyorum. Bakın, son haberler üzerine yorum yapmam. Ancak son basın açıklamasında geçen cuma günü bir isim ve arkadaşları demek suretiyle açıklamada bulunduk. Demek ki o açıklamanın yersiz olmadığı sonradan gelen organize istifalarla ortaya çıktı. Ama bunun içinde kimler vardır, kimler yoktur?
Ama biz şunu söylüyoruz, daha baştan itibaren şunu söylüyoruz. Bir demokratik ülkede hükümetin bozulmasının yolları bellidir. Bir demokratik ülkede bir siyasi partinin genel başkanının ne şekilde görevine devam edip etmeyeceği yine siyasi partiler yasasında ve kendi demokrasi kuralları içinde mümkündür. Ama aylardır sürdürülen çabalardan gözüküyor ki hem hükümetin bozulması konusunda hem de bizim partimizin yönetiminin genel başkanının değişmesi konusunda bir demokrasi dışı bir eylemin olduğu çok net olarak efendim, gözüküyor. İstifa edenlerin bir de ortak söylemi var. Siz konuyu buraya getirdiğiniz için soruyorum. Partinin tüzüğü olmadığı yönünde yapılacaklar bellidir dediniz. Şimdi partinin tüzüğü olmaz olur mu? Yani demek ki o arkadaşlar parti tüzüğünün nereden temin edileceğini bilmiyorlar. Parti tüzüğünü temin etmeyi bilen arkadaşlar parti tüzüğünü çok rahat buluyorlar. Geçmişte nasıl yani aday olunuyorsa, itirazlar yapılıyorsa, yani ihraçlar vardır, mahkemeye gidiyor. Şimdi mahkemeye gidildiği bir ortamda parti tüzüğünün bulmaması doğru mudur? Demek ki bazı arkadaşlar demokratik parti tüzüğünü başka yerlerde arıyorlar. Anladım. Başka yerlerde aradıkları için bulamıyorlar. Doğru, Demokratik Sol Parti'nin parti tüzüğü var. İsterseniz hemen bir sıcak gelişmeyle devam edelim. Bugün İlk Bakanlar Kurulu toplantısına katıldınız ve bu toplantıda Sayın Kemal Derviş'le Sayın Şükrü Sina Gürel arasında yeni başbakan yardımcısı sert bir tartışma yaşandı. Efendim artık DSP içinden de yavaş yavaş Sayın Derviş'e yönelik böyle eleştiri okları yönelmeye mi başladı? Bakın, yani? Şunu çok açıklıkla belirtelim. Bizim aldığımız siyasi terbiye gereği parti içindeki konuşmalar, gizli toplantılardaki konuşmalar ve bakanlar kurulundaki toplantılar bakanlar kurulunda ve partide kalır. Olay doğrudur veya yanlıştır. O anlamda söylemiyorum. Bakanlar kurulunda, bakın ne diyorum, bakanlar kurulunda basın sözcüsü vardır. O gerekli açıklamaları yapmıştır. Kamuoyunda onunla yetinmesi lazım. Keza benim partimin içindeki, bakın bütün basın açıklamalarında belirli bir üslup kullandık. İsim vermedik ama vakaları, olayları hep tanımladık. Herkesin dikkatinden kaçtı. Bizim aldığımız siyasi terbiye açıklanmaması gereken toplantı, yani ikili görüşmelere bakıyorsunuz. Örneğin ikili görüşmelere bakıyorsunuz. Sayın bakanlar da böyle bir şey olduğunu söylüyorum. Sayın bakanlara sorarsınız, o açıklamaları kendileri ifade ederler. Ama Türkiye'de şöyle bir hastalık gelişmeye başladı. İki kişi bir arada konuşuyor. Bir bakıyorsunuz kamuoyunda. Sonra o iki kişi ne yazık ki yalanlamak durumunda kalıyor. Biz bunu söylemedik diyorlar. Ama bütün kamuoyu o iki kişinin arasındaki geçen konuşmaları haftalarca tartışıyor ve onun üzerine senaryo kuruyor. Bence bu sorunuzun muhatabı Sayın Kemal Derviş ile Sayın Şükrü Sina Gürel'dir. DSP'de istifalarla beraber şu an sandalye sayısı 93'e düştü. Hüsamettin Özkan'ın liderliğinde yeni bir oluşum başladı. Zirveler üstüne zirveler yapılıyor. 93 son rakam mı? 6 var mı daha bunun? Şimdi bunu bilebilmek mümkün değil. 93, 91 de olur. 93, 100 de olabilir. Çünkü bazı arkadaşlar nedamet, pişmanlık içerisindeler. Peki, çünkü çıkış noktaları. Organize istifalar dediniz ancak. Şimdi bir, başlarken bakın, bu istifaların organize olduğu yüzden bir rakama ulaşmak aklınızda olan bir tahmin var mıdır? Yani siyasette rakamın üzerine tahmin yapamazsınız. Fırtınanın taşlar yerinden oynamıştır. Taşta bakacaksınız hangi noktaya geliniyor. Şunu çok açıklıkla ifade ediyoruz. Biz Demokratik Sol Parti'nin çizgisi yıllardır doğru çizgi. Bizim ilkelerimiz belli. Demokratik sol kültür, özgürlük ve hak mücadelesinden, demokrasi mücadelesinden doğmuştur. Bizim çizgilerimizde baştan ne söylediysek bugüne kadar aynı şeyi söyledik. Uyguladığımız politikalar, bakın 99 seçim bildirgesine bakın, taahhütlerimizin hepsini bu 57. hükümet döneminde hep çoğunu %90'a yakınını gerçekleştirdik. Sayın koalisyon ortaklarıyla ve muhalefetiyle birlikte. Hedef Avrupa Birliği diye konuldu. Avrupa Birliği ile ilgili siyasi ve ekonomik kriterlerle ilgili yasaların birçoğunu çıkarttık. Ekonomik istikrar programı denildi. Onlarla ilgili ekonomiyle ilgili 15 günde 15 yasa tabii ki mümkün değil ama zamanı içerisinde bunları çıkarttık. Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz. Tekrar döneceğiz bu konuda ve hemen Sayın Dedelek'e dönelim. Evet Sayın Dedelek, DSP içerisinde bunlar yaşanıyor. ANAP'ta neler yaşanıyor? ANAP ne yapacak? ANAP hangi senaryonun içerisinde? ANAP hükümeti bırakacak mı? Şimdi efendim, Anavatan Partisi bu gelişen durumları gözlüyor. Dikkatle takip ediyoruz. Tabii ki biz daha dikkatle takip ediyoruz. Biz 3 yıl birlikte mesai verdiğimiz, birlikte hareket ettiğimiz hükümet ortaklarımızın gelişmelerini, değişimlerini gözlemek durumundayız. Ama ben öncelikle şunu kısaca ifade etmek istiyorum. 57. hükümet bana göre başarılı bir hükümettir. 57. hükümet reform yasaları çıkartması itibariyle, meclisin çalışma temposuyla,
anayasal değişiklikleri yapması noktasındaki gayretleriyle Avrupa Birliği eksenindeki ilerleme kaydetmesiyle ki 42 yılda en büyük ilerlemeyi bu hükümet gerçekleştirmiştir ve bir de ülkede 17 sefer IMF ile anlaşma yapılmış. 17 anlaşma başarısıyla sonuçlanmış. Bugün IMF ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'nin ekonomide geçen yıldan bu yıla daha iyiye gitmesi ve bir takım ekonomik durumun düzelmesi, bunlar hükümetin başarıları. Ancak her başarılı hükümet yani başarılarla beraber birlik halinde olmuyor. Neticede bu bir koalisyon hükümeti. Yani bırakabiliriz mi anlayalım hayır, efendim? Hayır. Şimdi öyle bir şeyi ben telaffuz etmedim. Tecrübeli bir siyasetçiyim. Sonra da pat diye cevap vermem yani, kusura bakmayınız. Şimdi böyle bir şey söz konusu. Söz konusu. Şimdi neden hükümet bu noktaya geldi, zora girdi? Anladım efendim. Tecrübeli bir siyasetçinizsiniz. Evet, onu biliyoruz efendim zaten. Onu herkes biliyor. Peki hükümet niye bu noktaya geldi? Şimdi hükümet bu noktaya neden geldi? Ben sebeplerini açıklamak istiyorum zaten o kısma göre. Neden bu hükümet zora girdi diyelim. Ben birinci sebebi Sayın Başbakan'ın rahatsızlığı olarak görmüyorum bu hadisede. Ben hükümetin birinci sebebini Avrupa Birliği konusunda çok açık söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi ile Avrupa Birliği'ne girme noktasındaki görüş ayrılıklarımız. Ama görüş ayrılıkları derken biz burada yeni bir takım şeyler ortaya sunmadık. Kopenhag kriterleri çerçevesinde 15 Aralık'taki Kopenhag'a yetişebilmek için Türkiye'nin tam üye olma müzakerine başlayabilmesi için bir takvim alması gerekiyor. Bu takvimi de alması için kısa, orta ve uzun vadede ulusal programda birlikte altına imza koyduğumuz programın ilerlemesini istedik biz. Burada DSP'nin bir itirazı yok. Hatta ölüm cezaları noktasında bakan olmadan önce Sayın Genel Başkan Yardımcısıydı Tayfun İşte aldı arkadaşlarını, Emrah Alıcı, Zeki Bey gezdiler, bir çözüm getirmeye çalıştılar. AK Parti kabul etti, ettiniz mi? Biz ettik ama MHP kabul etmedi mesela, ortaktı. Milliyetçi Hareket Partisi esasen bu hükümette Avrupa Birliği noktasında geçmişte verdiği vaatleri sanki yutmuş gibi, neticede bu işten sarf nazar ediyor gibi bir kaygıya kapıldı. Ve özellikle bir ay önce yapılan Cumhurbaşkanlığı Avrupa Birliği zirvesinde burada koyduğu görüşünü dışarıda açıkladı. Net olarak Avrupa Birliği uyum yasalarına destek vermeyeceğini söyledi. Hükümet orada başladı sıkıntıya girmeye. Ya Avrupa Birliği ile beraber çözülme başladı. Orada Avrupa Birliği ile beraber de Avrupa Birliği çözülemez. Bu bizim meselemiz değil. Yani evet, orada net tavır koydu. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Basın toplantısı yaptı. Buradan böyle efendim. Tam bu noktada Sayın Dederek net tavır koydu diyorsunuz. Avrupa Birliği de Anavatan Partisi'nin vazgeçilmezi. Tabii ki şöyle, Anavatan Partisi bu noktada vazgeçilmez ama Avrupa Birliği sadece Anavatan Partisi'nin değil, 59'dan beri Türkiye'nin vazgeçilmez bir sorunu olarak devam etti veyahut da milli hedefi olarak devam etti. Ama kimi zaman yaklaşıldı, kimi zaman siyaset alanı uzaklaştırıldı. Geçmişte basit bir takım ekonomik kriterlerin tedbirini alıp girmek varken bugün siyasi kriterler kondu 96'dan sonra. Peki Sayın Dedelek, bu noktada DSP'de Sayın Hüsamettin Özkan'dan boşalan yere Şükrü Sina Gürel'in atanması, Gürel biraz daha söylemleriyle MHP'nin Avrupa Birliği tavrına yakın hareket eden bir isim. Siz koalisyonda biraz daha kenara mı itilmiş oldunuz, yalnız mı kalmış oldunuz, yani, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne mümkün. Şimdi bakın, burada ben bir şey tamamladıktan sonra geçmek istiyorum. Tabii. Sayın Karaçay, şimdi burada bir art gibi bir şeyden atlamayalım. Ben geldim diyorum ki bizim burada aykırı düştük. MHP'nin açıklaması. Ve koca yaylada Sayın Devlet Bahçeli ne dedi? 1 Eylül'de meclis toplayalım, tek gündemli. Nedir? Seçim, erken seçim. 3 Kasım'da seçime gidelim. Hükümet işte buyurun yeri aldı, bitti. Hayır, siz mi? Değil için. Ben görüşümü söyleyeyim. Sayın işte, ondan sonra siz konuşun. Yani ben MHP adına bir cevaplandırmayı telefonda gelsinler, cevaplandırsa veya burada olsunlar. Siz tabii ki ilave edin hükümet adına. Anlamda söylemeyecektim. Yani o eksiklik. İsterseniz ben tamamlayayım. Tabii. Yani bu açıklamadan sonra sarsıldı olay. Ve bana göre DSP içerisindeki hareketin de başlamasının bana göre zaten belki Sayın işte onu açıklayacak. Hareket vardı DSP. Onu ben bilemem. DSP iç işleri. Ama bu hareketin başlamasına neden olan hareket verilmiş olan bu karardan sonra kaynaklandı. Evet efendim, Sayın Cihan Paçacı, Sayın Cihan Paçacı aramış efendim, telefon attı. Ya çocuklar çok bölünüyor, benim sözüm. Müsaadenizle buyurun, bitirin efendim. Şimdi bu programda görüş koyamayacaksın. Buyurun bitirin. Yani o zaman hiçbir anlamı kalmaz. Buyurun Sayın Ben şimdi şunu hemen söylüyorum. Ha, bunun üzerine tabii ki
Erken seçim kararı. Holding meydanlar başlar bundan sonra. BHP de çekilmez. Zaten muhalefette. Kendine göre bir birikim yapmış. Anavatan Partisi dedi ki gelin bizim için, Türkiye için önemli olan Avrupa Birliği'dir. Madem ki siz bu işi erken seçime götürmek istiyorsunuz, demek ki Avrupa Birliği yasalarının artık bir hükümette çıkması mümkün değil. O zaman hemen kararı alalım, 29 Eylül'de yapalım, yeni kurulacak hükümet de Avrupa Birliği sürecine bizi Kopenhag'a yetiştirsin. Bu Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin önünü görmesi hadisesidir düşüncesinden hareket etti. Ha şimdi tabii desem dedi ki bu çözülme nereye kadar gider, matematik dengeler ne olur, bunları biz bilemiyoruz. Dikkatle takip ediyoruz ama şuna çok özellikle ifade zarar görüyorum. Tabii ki bu 57. hükümetin bu tarzda daha görevleri varken bu noktaya gelmesinde hiç arzu etmezdik ama siyasette bazen böyle olaylarda başa gelebiliyor. Teşekkür ederim. Ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, Sayın Cihan Paçacı telefon attığımızda şu an. Evet Sayın Paçacı, bizi duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. Evet, Sayın Dedeney'i dinlediniz efendim. Sizi dinliyoruz. Evet, konuklara ve değerli izleyenlere iyi akşamlar diliyorum. Şimdi gerçekten Türkiye bir siyasi belirsizliğin içerisine girdi son ayda. Tabii bu siyasi belirsizliği nereden geldiğimize ben başka bir zaviyeden, başka bir açıdan yaklaşmak istiyorum. Sayın Paçacı, çok özür diliyorum efendim. Sesiniz çok az geliyor. Birazcık daha yüksek sesle konuşabilir miyiz? Stüdyodaki konuklarımız sizi duymakta zorluk çekiyorlar. Tabii. Nasıl şimdi? Şimdi çok iyi efendim. Evet. Şimdi Türkiye bu siyasi belirsizliğe nasıl geldi? Ben bir başka zaviyeden buna girmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz 57. hükümet döneminde yapılan birçok yapısal reformlar vardı. Ancak bu arada ekonomik kriz meydana geldi. Geçen yıl ekonomik krizden sonra uygulamaya konulan güçlü ekonomiye geçiş programı bu yıl itibariyle sonuçlarını yavaş yavaş vermeye başlamıştı. Ben size birkaç rakam ifade edeceğim. Geçen yıl -9.4 küçülen Türkiye ilk 3 ayda küçülme beklenirken %7 büyümeye geçti. Kapasite kullanım oranı 2001 Mayıs ayında geçen sene %70 iken bu sene 76'ya yükseldi. Sanayi üretimi Mart ayında %18.9'luk bir rekor artış meydana geldi. İhracat geçen yıla göre %6 arttı. İthalatın ihracatı karşılama oranı yükseldi. Cari işlemler dengesi olumluydu. Enflasyon ilk kez Türkiye'de enflasyon beklentisi kırıldı ve önemli ölçüde enflasyonda düşme meydana geldi. İç ve dış borçlar çevrilebilir noktaya geldi ve Mayıs ayında faiz oranları, iç borç faiz oranları %51 ve 52'lere düştü. Şimdi ne olduysa bundan sonra oldu. Dikkatinizi çekiyorum. Düşen faiz oranları ile birlikte aniden bir siyasi belirsizlik spekülasyonları başlatıldı. Sayın Başbakan'ın rahatsızlığı da bu kampanyaya gerekçe oldu. Ve medya ile maalesef bir kısım medya ve bir takım sivil toplum örgütleri de bu kampanyanın öncülüğüne soyundular. Ve bu yoğun kampanya zaten bıçak sırtında olan ekonomiyi yavaş yavaş olumsuz etkilemeye Sayın başladı. Paçacı. Sayın Paça, duyabiliyor musunuz efendim beni? Evet, duyuyorum. Efendim anladık, ancak şöyle bir durum var. Az önce Sayın Dedelek hükümetin bittiğini, bitme noktasında olduğunu söyledi. Sizin buna yorumunuz ne olacak? Ben hemen geliyorum efendim. Gülün Hanım, hemen oraya geliyorum. Evet. Şimdi iç borç faizleri %51-52'den %78'lere kadar bu iki ay içerisinde yükseldi. Ve devlete borç verenlerin gelirleri de %50 oranda arttı. Diğer bir ifadeyle devletin giderleri yükseldi. Tabii bu tablonun mağdurları doğal olarak halk oldu. Döviz fiyatları 1.700.000 lira fırladı. Netice itibariyle siyasi belirsizlik spekülasyonu yapanlar amaçlarına ulaştılar. Faiz ve döviz fiyatlarını artırdılar. Bunun faturası da halka çıkıyordu. Bu belirsizliği ortadan kaldırılması gerekiyordu. İşte bu noktada MHP olaya el koydu. Ve siyasi belirsizliği kökünden ve sağlıklı bir tarzda çözmek için formülü, yani erken seçim formülünü ortaya koydu. Tabii ki siyasi belirsizliğin en sağlıklı çözümünü yine halka gitmek ve halkın hakemliğine gitmekte bulduk. Sayın, şimdi burada efendim, bu
noktada Sayın Dedenek şöyle ifade etmişti. Avrupa Birliği ile ilgili MHP'nin tavrı yüzünden hükümet bitme noktasına gelmiştir. Sıkıntı başladı ve bu noktaya kadar geldi. Şimdi bu değil yani. Şimdi DSP içinde yaşanan olaylar da var. Şimdi efendim oraya geleceğim. Bu erken seçim formülü her şeyden önce bir takım iç ve dış menfaat odaklarının da oyununu bozmuştur. Şimdi MHP'nin erken seçim teklifine bazı parti temsilcileri maalesef blöf olarak yaklaşmış başlangıçta, sizin de bildiğiniz gibi. Ama bugün 125 imzayla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen dilekçeyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin lügatında blöf olmadığı ortaya konulmuştur. Efendim, şimdi blöf diyenleri hükümet ortaklarınızı mı kastediyorsunuz? Hayır efendim. Hangi siyasi parti temsilcileri blöf olduğunu kendileri biliyorlar. Şimdi blöf dediklerini kendileri biliyorlar. MHP erken seçim teklifini ortaya koymuş ve bütün bu oyunları bozmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi bugüne kadar ilkeli, tutarlı, kararlı, ciddi politikalar üretmiştir ve bunu da üretmeye ve bu politikaları devam ettirmeye kararlıdır. Şimdi gelelim hükümet meselesine. Bugünkü hükümet, 57. hükümet, erken seçim ortamı doğduktan sonra artık buradan geri dönüşü olmaz. Erken seçim ortamından sonra bir icraat hükümeti olma özelliğini kaybetmiştir. Bugün artık 57. hükümet erken seçime gidecek bir yapı içerisinde bir seçim hükümeti noktasına gelmiştir. Şimdi burada Avrupa Birliği'nden dolayı denilen noktaya geleceğim. Milliyetçi Hareket Partisi kendi ortaklarına Avrupa Birliği ile ilgili olarak adeta yangından mal kaçırırcasına orta vadeli hedeflerde gösterilmesine rağmen İDAM'ın ve diğer taraftan da ana dilde yayın ve eğitim hakkının Türkiye'nin gündemine getirilmesinden sonra demiştir ki İDAM meselesi meclisin meselesidir, getirin meclise çözün, biz İDAM'a karşıyız. Ve bunu da hükümet meselesi haline getirmeyeceğiz demiştir. Ama bugüne kadar her parti İDAM'a karşı olduğunu söylemesine rağmen kimse meclise İDAM'ın kaldırılmasıyla ilgili teklifini getirmedi. Şimdi ama bunun ötesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavrını net koydu. Ana dilde yayın ve eğitim hakkı Türkiye'nin üniter yapısına zarar verir. Ve biz bu konuda hassasız denildi. Sayın Paçacık, bir dakikanızı alacağız efendim. Sayın Dedelek'in iddiaları da sanıyorum bu noktada başlıyor. Buyurun Sayın Dedelek. Şimdi benim iddialarım tek noktalı Avrupa Birliği değil. Yani bir takım sebepler var. Ben ama başbakanın rahatsızlığını en son sebep olarak koydum yani. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Avrupa Birliği konusundaki tutumunu biz şunu diyoruz. Bu hükümette Avrupa Birliği'nin 15 Aralık'ta yapılacak Kopenhag zirvesine eksik kalan bazı maddelerinin ki burada biliyorsunuz ulusal programda Sayın Ecevit'in, Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Yılmaz'ın genel başkanının imzalarıyla hazırlanmıştır. Geniş incelemelerden ve karşılıklı testlerden geçerek imza atılmış. Katılım ortaklığı belgesi karşıtı olarak. Şimdi buradan bir geri adım atma. Şimdi Sayın Paçacı bir şey söyledi. Çok güzel. Gerçekten de zirvede ölüm cezası ilgili konuda Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda hassasiyet duyduğunu ama meclisteki diğer gruplarla müştereken geçerse de kendileri için bir sorun olmayacağını söyledi. Ve bu son zirvede yine konuşuldu. Biz de genel başkandan bu noktada bilgi aldık. Konuşulmasına rağmen meclis Eylül'de açılıp 1 ila 15 Eylül arasında ceza mahkemenin usulü kanunundaki değişiklikler, ölüm cezalarının ki Tayfun Bey'in, değerli bakanımın çok değerli çalışmaları vardı. Bu doğrultuda ağırlaştırılmış müebbet hapsin ölüm cezalarının getirilmesi noktasında gelecekti bu yasalar ve geçirildikten sonra 15'inde tatile girecektik. Ekim ayında normal açılacak ve biz meclisteki iç tüzüğü getirecektik. Yani her şey normal gidiyordu. Bu açıklamadan biz şunu anlıyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi sadece ekonomideki bozulmalar derken sorumluluğun içerisindedir. Yani Kemal Derviş'in ekonomide varsa bir hatası, birlikte onu getirenlerden bir tanesi benim genel başkanım, biri Sayın Başbakan. Kaldı ki böyle bir durumda olmadığını zannediyorum. Ancak
Burada en önemli husus, yani sanki burada hiç Avrupa Birliği imkan vermeden seçime gidelim ve AB karşıtı görüşü oluşturalım düşüncesinden hareket olduğu kanısına vardığımız için ben böyle iddia ettim. Teşekkür ederim. Anladım. Hemen efendim siz bir şey ekleyecektiniz Sayın Bakanım. Tabii. Sayın Sayın Dedeli'nin demin sözünü kesmek istemedim. Bir şey eklemek istiyordum. Bir de MHP'yi savunacak durumda değilim. MHP'nin temsilcisi Sayın Paçacı zaten burada. Evet. Ama ben esasını ifade etmek istediğim olay şuydu. Bakın, hep başka şeyler Sayın Dedeli için söylemiyorum. Türkiye'de tartışılan ve DSP'nin içinde başlayan hareketle ilgili söylüyorum. Bakın, senaryolar 6 ay önce gazete köşelerinde yazılmaya başlandı. Bir, Kemal Derviş de Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi'nin yemek yediğini ve 1 Haziran'da mı 1 Mayıs'ta Sayın Başbakan'ın çekileceğine dair haberler. Arkasından Sayın Pers'in açıklamada bulundu. Kemal Derviş açıklamadı mı, böyle bir şey yok. Yeni senaryolar, bir sürü senaryo. Bakın, biz bu arada Sayın Başbakan hastalığı diyorlar, gerekçe gösteriyorlar. Sayın Başbakan her insan gibi hasta olabilir ve her insanın gibi tedavi olma hakkına sahiptir. Ben birçok toplantıda şunu söyledim, bunu bölücü başı hakkında bu sağlık haberleri yapılsa dünya ayağa kalkar. Çünkü uluslararası anlaşma var, hasta hakları anlaşması var. Şimdi Sayın Başbakan, bir hastanın iyi olabilmesi için her şeyden önce ilaç tedavisi ve doktor tedavisinin ötesinde morale ihtiyacı var. Sayın Başbakan hasta olduğundan bu yana kadar hep yalan yanlış haberlerle, sağlık haberleriyle kamuoyu meşgul edildi. Konu neydi? Bu hükümet her konuda uzlaştı mı? Hayır. Ama birçok konuda uzlaştı. Sayın Bahçeli'nin MHP'nin şöyle bir açıklaması var. Biz idam dışındaki konuların, yani kültürel hakların Türkiye Büyük Millet Hükümet içinde konuşulmasını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulmasını istemiyoruz. Ama idam konusunu siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözebilirsiniz dedi. Şimdi Sayın Dedeli'nin ifade ettiği gibi ben, Sayın Emrah Halıcı, Sayın Zeki Sezer, Sayın Süleyman Yavuz, özetleyeceğim ama noktaya geliyorum. Biz bu idam cezası, idamın kaldırılması için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına dönüştürülmesi için çaba sarf ettik. Sizin yayınlarınıza katıldık. Halkta yanlış oluşan kaygıyı bertaraf etmek için çalıştık ve 15 gün tur yaptık. Size mizahi bir anlatım yapayım. İlk turlarımızı 50 kameraya koştururken artık basın bile inanmamaya başladı. Çünkü her siyasi parti Avrupa Birliği'ne evet, peki bunu ölüm cezasını kaldıralım, tamam, ama ye koşup ilk önce anlaşıyoruz içeride. Dışarı çıkıyoruz, hava değişiyor. Bir daha turlar. Yani bu kamuoyunun gözünde cerrahlıktı. Bakın, şuraya geleceğim. Bakın, 3 Temmuz tarihli Zaman Gazetesi'nde Mustafa İnan'ın bir yazısı var. Birçok gazetede yazıldı. Diyor ki, şöyle bir, DSP'nin yeni yüzleri Avrupa Birliği konusunda, bakın Sayın Ecevit'in hasta yatağı dediği olayda bize görev veriyor. Biz bunu çözmek için parlamentoda uğraşıyoruz. Yeni yüzleri bir takım temaslarda bulunuyor ama bu hükümetin içinde çok iş bilen, onu yapıştırıcı filan bir bakan belirli partileri aramak suretiyle, aman siz bu olayı gerçekleştirmeyin, biz sizde şunları gerçekleştiririz diyor. Ve Sayın Mustafa İnal diyor ki, ben bunun teyidini bu siyasi partilerden aldım diyor. Aradan bir hafta geçti, bakın bu konu birçok gazete yazdı. Demek ki DSP'nin ölüm cezasının, şimdi Sayın Dedelek bizi kabul etti, görüştük, idam cezası kaldırılsın dedi. Yani birçok parti söylüyor. Uzlaştık. Hatta bize biz ilkeler koyduk. Dedik ki şu. Dediler ki ilke olmaz, metin getirin. Dedik ki size bir ham taslak getiriyoruz. Bu mükemmel değil. Siz de görüşlerinizle rütüş yapın, güzel bir metin haline getirelim. Ondan sonra bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne... Sayın Bakanım, sözünüzü kesin. Çok önemli. Ama yani efendim şimdi... Yani o noktaya da cevap vereceğim. Sayın Başbakan'ın sağlığı veya partinin bölünmesi konusu. Bu teklif olarak gelseydi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ne olacaktı? Avrupa Birliği'nin siyasi kriterlerinden biri ve Eylül ayında gerçekleşecek siyasi ilerleme raporuyla ilgili bir sonuç. O zaman da Avrupa Birliği ile ilgili tartışılan konularla ilgili sıkıntı kalkacaktı. Ama diyoruz ki Türkiye'de demokrasi dışı bir takım güçler, yani bunu lafın gelişi filanca ülkede askerler yapsa adına darbe derler. Ama burada Avrupa Birliği çalışmalarına sekte vuruluyor. Sayın Başbakan hakkında yalan yanlış haberler yapılıyor. Ve bizim içimizi boşaltmak için, çünkü ideolojik bir ayrım yok. Yani şimdiye kadar uygulanan yasalar konusunda şunları yaptınız demiyorlar. Bizim şöyle görüşlerimiz var demiyorlar. Ve ayrılanlar Başbakan Yardımcısı, Bakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili, Komisyon Başkanı, yani bunlar en etkin yerlerde ve uygulanan 3 yıllık siyasetin, hatta 55 ve 56. hükümette bakanlık yapmış arkadaşlarımız ayrılıyorlar. Şimdi benim aklıma şu geliyor, vatandaşın aklına bu gelmesi lazım. Her şey iyi giderken,
uzlaşarak işte 300 küsur oyu varken neden bunlar olmaya başlıyor? Sayın Başbakan'ın sağlık haberleri ilk plana getiriliyor. Ölüm cezası ile ilgili bir takım çalışmalar yapılırken ki MHP'nin çekincesini de çözüyoruz. Bize diyor ki bunu halledin buyurun. Sizde 6'da 5 tane siyasi parti var. Bunun sorusunu bulmak lazım. Efendim, bunu başka sorular Sayın Bakanım, sorusunu Sayın bulmak Bakanım, lazım. Cevabını bulmak Sayın Bakanım, lazım. Bu noktada efendim biliyorsunuz bir liderler zirvesi yapıldı ve seçim 2004'ün ilk baharında değil mi? Evet. Peki Sayın Bahçeli'nin daha sonra çıkıp seçimin 3 Kasım'da yapılsın demesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın Paçacı da hatta efendim. Şimdi Sayın Bahçeli'nin pazar günkü açıklaması şu. Biz MHP olarak erken seçime karşıyız. Bunu çok. Ve seçim 2004'ün Nisan ayında yapılmalı. Ancak izliyor işte bu biz nasıl izliyorsak Sayın Bahçeli de MHP de izliyor. Ancak son dönemlerde Sayın Ecevit'siz ve MHP'siz hükümet arayışlarının olduğunu görmekteyiz. Demokrasi içinde böyle arayışlar olmaz. Eğer bunun tek yeri parlamentodur veyahut da sandıktır. Buyurun gidelim, seçime gidelim. Ama seçime giderken de diyor ki Sayın Ecevit'in başkanlığında bir hükümetle, yani bununla da 57. hükümet de olabilir ama Sayın Ecevit olabilir değil, öyle diyor. Yani ben öyle algılıyorum. Sayın Ecevit'in başkanlığında. Çünkü bunu söylerken de bizim içimizdeki, yani cuma günü yani içimizdeki olayları biliyor. Yani bizim sayısal anlamda da gideceğimizi biliyor. Son toplantıda da Sayın Bahçeli bizim sayımız azalmış olmasına rağmen biz koalisyon protokolüne sadık kalırız. Siz olağanın dışında, yine algılama, yorum yapıyorum. Olağanın dışında, olağan bir ayrılma değil, 2-3, olağanın dışında dışarıdan giren, hareketlenen bir olayla sıkıntıya giriyorsunuz. Onun için biz bunu koalisyon protokolüne uygun davranmak suretiyle Sayın Başbakan'ın başkanlığına gitmeyi uygun görüyoruz diyor. Sayın Paçacı şu anda hala telefon hattımızda. Sayın Paçacı, DSP Milletvekili Sayın Tayfun İşin'in sözlerini dinlediniz. Siz de bugün meclis başkanlığına yeterli imzayı sundunuz. Meclisin olağanüstü toplanıp bir seçim tarihi belirlemesi için tarih de ortada. Sizi dinliyoruz efendim. Evet, bundan sonraki süreç artık Türkiye erken seçim sürecine girmiştir. 1 Eylül'de meclis olağanüstü toplanmak üzere toplanacaktır ve 3 Eylül'de erken seçim kararını, tarihini alacaktır. Bundan sonra bu hükümetin yerine yeni hükümet senaryoları tamamen yanlıştır ve uygulama imkanı olmayan senaryolardır. Sayın Ecevit'in başbakanlığında bu hükümetle Türkiye bir erken seçime gitmeli ve halkın kararına da herkes saygılı olmalı. Hemen bu noktada Sayın İçli'ye dönelim. Erken seçim sürecine girdi mi efendim Türkiye? Şimdi efendim biz Demokratik Sol Parti olarak baştan beri erken seçime karşıyız. Zamanında yapılmalı. Çünkü bütün arkadaşlarımın anlattığı gibi Sayın Paçacı da aynı şeyi söylüyor. Sayın Dedelek de aynı şeyi söylüyor. Muhalefet partileri de yapılanları gerçekten takdirle izliyor. Tabii muhalefet partileri eleştirecek. Ama bakın siz yüzüyorsunuz, birçok zorluklar çekiyorsunuz. Dünyada iktisadi kriz var. Birçok örnekleri var. Teker teker saymama gerek yok. İki büyük deprem geçiriyorsunuz. Büyümeye başlıyorsunuz. Enflasyon düşüyor. Bir takım veriler var. Dünyadaki iktisadi krize rağmen. Ama bir şey var. Yani bir Churchill'in bir lafı var. Türk ulusu o kadar tehlikeli bir ulus ki diyor. Hiçbir zaman ya 200 yani 200 lira olarak düşünelim. 201 liraya kavuşmayacak. 199 liraya düşmeyecek. 199 liraya düşerse çok tehlikeli, 201 lira olursa da çok tehlikeli. Yani biz bir şeyleri düzeltiyoruz. Yani Türkiye ne zaman belini doğrultup belirli sorunları çözmeye başlıyor, ufku açılıyor. Ondan sonra bakıyorsunuz suni bir takım nedenlerle sözde krizler yaratılıyor. Bir deli bir taş atıyor, 40 akıllı bunu çıkartamıyor. Ancak Sayın Bakan, her iki ortağınız da Türkiye'nin artık bir erken seçim sürecine girdiğini söylüyor. Ama bakın ne gibi sonuçlar geleceğini de herkesin söylemesi lazım. 1999 seçimlerine 20 siyasi partiyle girdik. Kaç partiden oluşan bir parlamento var. Ve uzlaşma kültürünün örneğini, muhalefetiyle iktidarıyla örneğini sergiliyoruz. Şimdi 50 siyasi parti var. Yeni siyasi partilerin de kurulacağı görülüyor. Şimdi eskiden 100'ü bölüyordunuz. DSP 122 alıyordu. Şimdi bu 100'ü 1000'i çıkartıp herkesin oyunu arttırmayacaksınız. Yine 100'ü 50'ye böleceksiniz. Şimdi böyle böldüğünüz zaman karşınıza nasıl bir tablo çıkacak? Marjinal partiler iktidara gelebilir mi? Gelmez mi? Gelirlerse hangi partiler bugün birbiriyle bu derece kavga eden partiler Sayın halledebilir mi? Çözebilir mi?
Hükümet ne zaman kurulacak? Avrupa Birliği diyorlar. En önemli şey Avrupa Birliği. Siz bozdunuz, seçime gittiniz. Hükümetin kurulma, parlamentonun açılması, iç tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etmiş. İç tüzüksüz bir meclis açacaksınız. Ben çıkacağım, kural yok, 5 dakika konuşacağım. Ben 2 gün konuşurum. Dayanabildiğim kadarıyla, doğru mu? 2 gün konuşurum. Çünkü kural yok. Ben dayanabildiğim sürece, suyu koyarım, konuşabildiğim sürece konuşurum. Hadi gelin seçim kararı alın. Doğru mu Sayın Dederi? Efendim çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Doğru, bak biliyor yani. Olay bu. Bunu siyasilerin düşünmesi sayın lazım. İkinciye, Sayın tamam. Bakanımıza dönelim bu noktada. Evet efendim, geldiğimiz bu noktada hükümetin gidişatını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın Tayfun İçli 2004'e kadar seçim olmaması gerektiğini söylüyor. Ancak hükümetin diğer ortakları ANAP ve MHP'nin tavrı ortada. Sayın Paçacı da hattımızda, sizi dinliyoruz. Şimdi önce bir tespit yapmak lazım. Bir şeyler konuşuluyor. Ortada bir tablo var. Bu tablo kendiliğinden ortaya çıkmadı. Ve bu hükümet kurulurken de ortaya çıkmadı. Dördüncü yıla bir hükümet girdikten sonra ortaya çıkmıştır. Şimdi bu meseleyi efendim DSP'nin bölünmesi şeklinde veya başka şekilde de algılamak kolay değil. Bugün mevcut 57. hükümet Türkiye'de hiçbir hükümete nasip olmayan bir büyük ekseriyetle 350 milletvekiliyle ve kamuoyunun büyük desteğiyle ve özellikle de ve hiçbir dönemde olmayan muhalefetin dahi desteklediği önemli şeyler var. Nedir bunlar? Bir ekonomik program uyguluyor ve bu ekonomik programın başarıya ulaşılması için millet olarak, parti farkı gözetmeden muhalefet olarak desteklenmiştir. Fakat bu program iki defa çökmüştür. Krize uğramıştır. Türkiye bir gecede yoksullaşmıştır %40. İnsanlar fukaralaşmış, yoksullaşmış, işsizleşmiş ve sanayisi çökmüş. Esnafı, efendim, tüccarı, özellikle tarım kesimi sıkıntıya girmiş bu programdan dolayı. Ama herkes dişini sıkmış. Neye sıkmış? Aman bu program İnşallah başarılı olur. Başarılı olmadı. Ve başarılı olmayınca bu defa başarı için dışarıdan adam getirildi. Meseleye bakınca meselenin özüne bakmak lazım. Bunlar demin söylenenler, bunlar teferruat. Ve dışarıdan milletvekili olmayan ve parlamentoda olmayan bir değerli arkadaşımız getirilmiş. Ekonomi, Türkiye'nin ekonomisi buna teslim edilmiş. Ve bu noktada da ekonomi, siyasetin geleceği de endekslenmiş durumda. Şimdi bu, eğer bu zat gelmese bu hükümetin ömrü o zaman bitmişti. İki kriz geçirten yani bir hükümetin tabii ve yine yeni bir avans verildi. Hükümete değil, hükümete artık güvensizlik var. Halkta güvensizlik var. Nedir bu güvensizlik? Siz iki defa kriz yaşatmışsınız ve bu defa hükümete güvensizlik var ama yeni gelen bakana bir avans daha verilmiştir ve bu borç alarak IMF'den büyük ölçüde ülkeyi borçlandırarak bir ödemeleri dengesini sağlamıştır. Yine muhalefet olarak biz de büyük ölçüde eleştirmemişiz. Hatta biz eleştirilmişiz halk tarafından. Hatta şiddetli muhalefet, bir dakika, şiddetli muhalefet yapmıyorsunuz diye, siz etkin muhalefet yapmıyorsunuz. Ama halkla birlikte hepimizin verdiği destek şuydu: aman şu program uygulansın, ekonomi esenliğe çıkacak, aman iyi sinyaller var, aman oluyor, aman gidiyor derken gelinen nokta ortada. Yine son dönemde artık bu ekonomiden sorumlu zat diyor ki Türkiye'de ekonomi bıçak sırtına doğru geldi diyor. Kendi diyor. Türkiye'de siyasi belirsizlikten dolayı diyor
ülke yeniden sıkıntıya girdi diyor. Kim diyor bunu? Ekonomiyi teslim ettiğimiz ve hükümeti bugüne doğru getiren, süresini uzatan zat. Şimdi böyle bir, gelirsek efendim. Evet, böyle bir noktada, böyle bir noktada sıkıntılar varken bir de buna Sayın Başbakan'ın hastalığı eklendi. Şimdi Sayın Başbakan tabii işleri iyi olsa, çiftçi mutlu olsa, halk mutlu olsa, herkes mutlu olsa kimse fazla aramaz bazı şeyleri ama her gün sıkıntılar giderek artıyor. Hükümetler sıkıntılar üzerinde duramaz. Yani demokrasinin güzelliği bu. Yapamayan gidecek, yapan gelecek, değiştirecek. Ha efendim bunlardaki zihniyet şuydu. Biz 2004'e kadar buradayız. Yahu biz sıkıntıdayız. 2004'e kadar ama Sayın Ecevit'in eski sözü var. Sayısal üstünlüğünüz olabilir ama halk desteği hepsinden önemlidir. Siyasal üstünlük her şeyden önemlidir. Son dönemde efendim hastalık nedeniyle belki bunu bir şeyi kabul etmişti ama sıkıntıdan dolayı efendim demokratik kitle kuruluşları, halk ve iktidarıyla muhalefetiyle tümü mutlu değildi. Yani bundan milletvekilleri de mutlu değil. İktidarıyla milletvekiller gidiyor işte tatilde gidildi. Gittiğiniz zaman kahvede biz milletvekili, iktidar ve muhalefet milletvekiliyiz. Halk mutlu olursa bizim için fevkalade iyi. Sayın ama ikinci. Mutlu değil. Evet. Mutlu olmayınca. Sayın ikinci, son 48 saatteki siyasi gelişmelere gelirsek bugün Sayın Tansu Çiller'in de bir açıklaması başbakan olmak istiyorum diye. Oraya geleceğim. Yani şimdi burada bu noktaya nasıl gelindiğini söylemeden olmaz bu. Şimdi baktığımız zaman demek ki bu hükümetin ekonomik ayağı sıkıntıya girdi. İki, bu hükümet Sayın Dedeley'in ifade ettiği gibi nerede bitti biliyor musunuz? Bu hükümet nerede bitti? Bu hükümet, hükümet demek müşterek sorumluluk demektir. Yani ortaklar müşterek sorumlusunuz. Attığınız imzanın arkasında duracaksınız. Durmuyorsanız çekileceksiniz. Durmuyorsanız o koalisyonda yeriniz yok. Kim durmuyor efendim? Bu kim durmuyorsa, kim duruyorsa, kim durmuyorsa. Bakın mesela Avrupa Birliği konusunda siz imza atmışsınız hepiniz. Gelmişsiniz, epey kısmı yapılmış iktidar muhalefetin de desteğiyle bir noktaya gelmiş. Bunu oyalamış, oyalamış. Neredeki işte Avrupa Birliği ile ilgili orta ve kısa vadeli şeylerin bitmesi gerekir. O anda cımbızla çeker gibi bir idamı çıkarıyorsunuz. Ve bu idam, ben idama karşıyım, getirin, muhalefet yapsın. Hükümet demek sorumluluk demektir. Sorumluluktan kaçarak hükümette kalamazsınız. Geçerli burada, partisinin sorumluluktan kaçtığını mı söylüyorsunuz? Elbette ki. Efendim cevap verici şu anda hala tartışmalarınızı arz edersiniz. Ben bitireyim de ondan sonra siz araya girmeyin. Şimdi bakın, müşterek sorumluluk ortadan kalkmışsa mesele bitmiştir. Niçin bitmiştir müşterek sorumluluk ortadan kalkınca? Siz artık hükümet edemezsiniz. Böyle olunca şimdi efendim bunu muhalefet yapsın. Muhalefet getirirsiniz hükümet olarak bütün şeyleri. Biz geçmişte destekledik, yine de destekleriz. Ve hele hele böyle bir dönemde, sıkıntılı bir dönemde Sayın Başbakan'ın da hastalığı ve kamuoyunun da çekil baskıları ve buna da uymamış olması kendi partisini de rahatsız etti. Nasıl oldu bu? Siz ne yaptınız? Siyaseti tıkadınız. Sistemi tıkadınız. Demokrasiyi tıkadınız. Siz eğer sistemi tıkarsanız bir zorlama içerisine girer. İşte düdüklü tencere gibi. Siz düdüklü tencereyi sürekli kaynatır kaynatırsanız, açmazsanız seyisini işte patlar. Nitekim DSP'deki bu patlama buradan kaynaklanıyor. Yani efendim şunu oldu da böyle oldu da şundan oldu da bunun geçmişte de örnekleri vardır. Bugün değil, geçmişte de AP döneminde de olmuştur. Bizim
Refah Yol dönümünde olmuştur. Yani sıkıntıda, halktan sıkıntı olursa... Efendim sözlerimi kesmek istemiyorum ama tabii. Efendim Sayın Ecevit mi sistemin önünü tıkayan kişi? Şimdi efendim arkadaşlar memnun olmamıştır da ondan bu olmuştur. Ben diyorum ki Sayın Hüsamettin Özkan Başbakan yardımcısı. Senaryolarda diyorlar ki Sayın Başbakan çekilsin vekalet Hüsamettin Özkan'a versinler diyorlar. Birçok tartışmalarda senaryolarda. Birçok yazıldı bütün üniversiteler. Birçok bakan vardı. Yani bu 55, 56, 57. hükümde bir fiil karar mekanizmasındaydı. En etkin kişiler meclis başkan vekili, katip şu. Yani en etkin yerlerde. Eğer uygulanan politikalarda bir yanlışlık varsa Sayın Ekinci'nin dediği gibi onların sorumlusu onlardır. Yani bu politikadan sorumlu olan bir kişi yaptığım politikalar yanlıştı ben çekiliyorum der mi? Demek ki neden o değil. Onu anlatmaya çalışıyor. Yani siz bunun için öyle yanlış bir noktadasınız. Yani şöyle hükümet politikaları yanlış. Ama karar mekanizmasında ve şey diyorlar sağ kol diyorlar. Bütün kararları yapıştırıcı diyorlar. Başbakan yardımcısı, diğer bütün arkadaşlarımız, bakan, en etkin bakan ve bütün hüküm 5 yıl boyunca gelmişler. O zaman Sayın Ekinci'nin tezine göre eğer bunlar yanlışlı arkadaşlar yanlışlığa gidiyorsa bir fiil başbakanın etrafında bu konunun karar alınması mekanizmasında olan arkadaşlar. Biz de diyoruz ki ben birçok şeyde söyledim. Şu olay başbakan etrafındaki hep derdi ya Sayın Başbakan bazen bir iki konuda kamuoyunda müthiş tepkiler içime sindiremiyorum diyordu Sayın Başbakan. Sayın Başbakan yanlış bilgilendirilirse içine sinmez. Öğreniyordu sonra birçok konuda. Ama bunun tepkisini DSP ve Ecevitler çekti. Ama bu arkadaşlar eğer bu politikadan dolayı, bu anlayıştan dolayı o zaman o arkadaşlar bunda bir numaralı sorun var. Efendim iş DSP'nin içindeki zaman, probleme dönüştü. Bence tartışmanın seyri yanlış. Şimdi mesele şurada. Siz demokratik sistemi tıkadık. Nasıl tıkadınız? Sayın Başbakan diyor ki hem rahatsız hem Milli Güvenlik Kurulu'na katılamıyor. Bakanlık kurulunu toplayamıyor, bilmem şunu yapamıyor. Diyor ki ben çekilmem. Niçin çekilmem? Çünkü çekilirsem hükümet bunalımı olur. Çekilirsem seçim olur. Bununla ne yapıyor? Ortakları da tehdit ediyor. Diyor ki seçim olur ha. Çünkü barajın altında şeyler, hükümet partileri, kamuoyu yoklamaları öyle gösteriyor en azından. Yani öyle gösteriyor. Şimdi ne oluyor şimdi? Siz eğer çekilmem düşürün beni diyor. E peki düşürülemeyeceğini Sayın Başbakan ayrım söyletirlerseniz yanlışa gideriz. Diyor ki şimdi 350 milletvekiliniz var. Demokrasi ne evet. diyor? Hükümeti düşürmek parlamentodur. Demokrasilerde bir siyasi partinin genel başkanını tayin etmek demokrasi içinde başkaları, köşe yazarları, belirli kampanyalar, evet tabi olarak söylüyor. Kampanyalarla sen benim genel başkanımı, benim parti yönetimimi benden olmayan başka partiler, başka güçler tayin ederse bu demokrasi dışıdır diyor. Bakın Sayın İşli. Onu söylüyor. Eğer, doğru mu getirirseniz? Eğer siz, düşürün beni derseniz, sizin de 350 milletvekili varsa 30 tane gen soru verilmiş çeşitli sebeplerle, çeşitli ekonomik ve çeşitli sebeplerle gen soru verilmiş değişmemişse ve Türkiye'de lazım. Hayır, Türkiye'de de hükümet düşürmek, kendi partisindeki milletvekilleri kırmızı oy vererek hükümet düşürmek de geçmişte nasıl suç olmuşsa mesela 40'lar olmuştur, 41'ler olmuştur, hükümet düşürmüştür ama onlar parti kurmuştur. Partide yok, onlar da yok. Şimdi burada hükümetin 338 oyu var. Ve bunu düşürmek muhalefetin elinde değil. Parti disiplini dediğinizde düşürmüyor o güven oyu. O halde beni düşürün diyor. Bulun şey, Sayın Demirel'in bir sözü olmuştu. Bulun 226'yı düşürün. Bulun 276'yı düşürün. İşte olmuyor bu. Sizin sözünüz. Halk demokraside çok önemlidir. Halk eğer devamlı 4 sene kontrol eder. Mutlu değilse, memnun değilse, iktidardan memnun değilse tepkisini, demokratik tepkisini koyar. Halk koyuyor, temsilcileri koyuyor, demokratik kitle kuruluşları koyuyor ama siz diyorsunuz ki hayır. Bir yerinden ne olacak? Bir kanal açılacak. Efendim yeni oluşumlarla beraber sandalye sayıları da değişecek, o zaman düşme yoluna gider misiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim, düşme değil. Şimdi görülüyor ki, tabii biz DSP'nin iç işidir. Ben onların iç işine şöyle olmuş ona karışmam. Ama gördüğümüz manzara şudur. Ve ayrılan arkadaşların söylediği de şudur.
bizim 80'e yakın bir milletvekilimiz olacaktır ayrılırsa, siz Sayın Bahçeli ne kadar derse ki ben sizi destekliyorum başbakan olarak kalın, benim 128 milletvekilim de olsa dahi, bu demokratik teamüllere, demokrasiye de aykırıdır, temsile de aykırıdır. Birinci parti, üçüncü partiliğe düşmüşse siz artık orada halkın temsil edemiyorsunuz. Dolayısıyla istifa etme mecburiyeti, ki Sayın Ecevit demokrat bir kişidir, çok demokrattır. Bunu görecektir ki görülüyor. Kendisi çekilecektir. Başka Anladım. Çıkar yolu yok. Efendim hemen hattımızda Sayın Paçacı bekliyor. Evet. Sayın Paçacı, Sayın Ekinci'yi dinledik efendim. Sizin son sözlerinizi de alalım. Siz MHP olarak hükümeti DSP ile beraber ne kadar süreyle destekleyeceksiniz? Ne kadar daha hükümetin arkasındasınız? Şimdi her şeyden önce Milliyetçi Hareket Partisi imzasının ve sözünün her zaman arkasında olmuştur. 57. hükümet kurulduğunda kuruluş protokolünde ne yazıyorsa ona bugüne kadar uymuştur. Bundan sonra da uymaya devam edecektir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ne yapacağını, nasıl davranacağını belirlemek aslında çok basittir. Sayın Genel Başkanın, Sayın Bahçeli'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin imza koyduğu her türlü tasarrufun arkasında olduğunun bilinmesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin önümüzdeki dönemde de ne yapacağını göstergesidir. Bugün 57. hükümet devam etmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi oluşan siyasi istikrarsızlığın ekonomiye olumsuz yansımasının önüne geçmek için halka gitme kararını almıştır. Tek çözüm yerinin ve en doğru ve en gerçekçi çözüm yerinin halk olduğunu bilincinde olarak erken seçim için 125 imzayla dilekçesini vermiştir. Bundan sonraki süreç Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirleri doğrultusunda ancak Sayın Paçacı, Sayın Ekinci sizin DSP'yi desteklemenizi demokrasi aykırı buluyor. Hayır, onların desteklemesi değil. Ne efendim? Sayın Ecevit'in demokratik gelenek, evet, birinci partiyken istifalar nedeniyle boşalan ve üçüncü parti haline gelirse partisi, evet, kendisi demokrasi geleneği gereği aynı tabloyu çiziyorsunuz. Kendi partisinde ve halk desteğinin kalmadığını gören Sayın Ecevit çekilir. Niçin? Kendi sözüdür. Peki, sayısaldan çok şey önemlidir. Sayısal, 55. hükümette Demokratik Sol Parti Türkiye'nin birinci partisi miydi de seçim hükümeti oldu? Ha, onu söyleyeyim. Onu bu bir takdir. Cumhurbaşkanı vermiştir. Diğer bütün siyasi partiler demiştir ki Sayın Ecevit'e güveniyoruz. Peki ben sizin başbakanlığınızda seçime gideriz demişler. Şimdi seçim hükümeti biz kurdurduk. Nasıl kurdurduk? Bu güven mi? Şimdi seçime giderken güven değil. Seçime giderken, evet, seçime giderken anlaşamadı diğer siyasi partiler. Yeter ki seçime götürelim ülkeyi. 60 milletvekili olsa dahi azınlık hükümeti verilmiştir. O günün şartları başka. Ha, bugün bizim de talebimiz var. Eğer hükümet seçime giderse biz ülkeyi azınlık hükümetiyle de yine seçime götürmeye hazırız diye söylüyoruz. O ayrı bir olaydı. Seçime giderken hükümetin şekli fazla konuşulmaz. Şekli ne olursa olsun önemli olan ülkeyi hükümeti şeye götürmektir, seçime. Bu koalisyonda olur, geniş destekli de olur, azınlıkta olur, şu da olur, bu da olur. O bakımdan bugün artık hükümet diye bir olay kalmamış. Siz ne yapmışsınız? 10 gün önce hükümet ortakları olarak çıkmışsınız. Seçim 2004'te, uyumluyuz, hükümet devam ediyor. Arkasından bir hafta sonra diyorsunuz ki seçim şu tarihte diyorsunuz. Yani böyle siyasi öngörü olur mu? Sayın Paçacı'ya dönelim. Müsaade ederseniz ben son sözlerimi ayıklayayım. Son sözlerinizi alalım efendim. Çünkü Sayın Hüseyin Bey'e döneceğiz. Evet. Şimdi bu arada Milliyetçi Hareket Partisi'nin vermiş olduğu sözü, attığı imzayla ilgili bir tereddüt hasıl oldu. Ulusal programda
ve ulusal programda idam cezası orta vadeli hedefler arasındadır. Yani Milliyetçi Hareket Partisi her zaman her zeminde imzasının arkasındadır. Dürüst, ilkeli, tutarlı bir politikayı izlemektedir. 57. hükümetle erken seçime gidilmesinin ülkenin yararına olduğuna inanmaktadır. Ve bunun dışındaki gelişmeler kendisinin... Sayın Paçacı, efendim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. İyi akşamlar diliyoruz efendim. İyi yayınlar diliyorum. Batu, henüz hiç söz veremediğimiz konuklarımız da var. Buyur. Arzu edersen hemen AK Parti'ye dönelim. Evet efendim, biliyorsunuz gündem bayağı sıcak, gelişmeler yaşandığı için. Buyurun efendim, biz yani kimseye, herkese eşit söz hakkı vereceğiz. Buyurun. Şimdi efendim. Sayın Yaşar, ben tabii bir saattir sabırla değerli arkadaşlarımı dinliyorum. Umarım sözümü kesmeden 20 dakika konuşmama müsaade edersiniz. Vaktimiz var ama 20 dakika çok güzel. Efendim önce işte, müsaade ederseniz şununla başlamak istiyorum. Biliyorsunuz siyaset halkın refah ve mutluluğunu en üst düzeye çıkarmak için vaz edilmiş, ortaya konmuş prensipler bütünüdür. Ve siyasi partiler bunun için vardırlar ve bunu gerçekleştirmek için iktidar olurlar. Şimdi 57. hükümete bakıyoruz. Bir iktidarla karşı karşıyayız. Aslında muktedir olmayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Şimdi Sayın Ecevit, biliyorsunuz Sayın Yılmaz 1997'de hükümeti devraldı. Ortaklar değişti. Aşağı yukarı 5 yıldan beri araya da Milliyetçi Hareket Partisi'ni alarak bu 3 parti Türkiye'yi idare ettiler. Türkiye nereden nereye geldi? Bu hükümet kurulduğu zaman şöyle dövize bakın, 600 binlerden aldılar, 1 milyon 700 binlere doğru gidiyor. Faizlere bakıyorsunuz, kişi başına düşen gelire bakıyorsunuz, ülkedeki işsizlik durumuna bakıyorsunuz, enflasyona bakıyorsunuz. Bugün dünyada parasının değeri en düşük olan ülke Türkiye, maalesef Türk lirasıdır ve en fazla sıfırı bulunan para da maalesef bizim paramızdır. Öte taraftan şimdi eğer insanlar çok memnunsa, Sayın Yaşar, Sayın Karaçay, insanlar çok memnunsa niçin seçim isterler? Bugün yapılan bütün kamuoyu araştırmalarında bizim halkımızın %85'i, %90'ı seçim istiyor. Bakın, esnaf seçim istiyor, işçi seçim istiyor, köylü seçim istiyor, sanayici seçim istiyor ve bir an önce de bu hükümetten kurtulmak istiyor. Şimdi tabii meseleyi Sayın Başbakan'ın hastalığına endekslemek doğru değil. Biz Sayın Başbakan'ın sağlıklı olduğu zamanları da biliyoruz. Belki Sayın İçler'in hoşuna gitmeyecektir ama Sayın Bülent Ecevit bu ülkede 4 sefer 6 yıl başbakanlık yapmıştır. 4 sefer başbakan olmuştur. Ve Sayın Ecevit'in bütün başbakanlıkları esnasında Türkiye'de kıtlık olmuştur, yokluk olmuştur, sefalet olmuştur. Yani bunun aksini ispat edecek olan varsa buyursun yapsın. Şimdi 57. hükümet sataşırsanız konu çıkar. Siz, ben o kadar çok yanıt veririm ki. Sayın İçin, müsaade edin, bak sizin söylediklerinize hiç ben araya girmedim bakın. Şimdi konumuzu... Ben çıkar. Bir başarısızlıktan söz ediyorum Sayın İçin. Yani bu burada üslupta farklı bir noktaya çekerseniz... Hayır, şimdi efendim, ben de buna karşı çok farklı. Konudan uzaklaşırız. Uzaklaşmıyoruz. Farklı. Müsaade edinizle ilgili. Müsaade eder misiniz? Başkanınızla ilgili. Müsaade eder misiniz? Müsaade ilgili. Hangi siyasi partiden, hangi siyasi partilerin ne dönüşüm olduğuna dair çok uzun şeyler söylüyor. Müsaade ederseniz o zaman konu kaçar. O başka yere gelelim. Için, evet. Normal şimdi, bakın Türkiye bugün Arjantin ve Venezuela'dan sonra dünyanın üçüncü en çok istikrarsızlık olan ülkedir. Gelir dağılımındaki adaletsizlik had safhadadır. Yolsuzluk, rüşvet had safhadadır. 20 bankanın fona devredilmesiyle aşağı yukarı bu ülkenin zararı 45-50 milyar dolardır. Şimdi bu hükümet tabii bir koalisyon hükümetleri. Koalisyon hükümetleri tabii olarak farklı partilerden, farklı programlara, tüzüklere, dünya görüşlerine sahip olan partilerden oluşur. Bunu bir orkestraya benzetebilirsiniz. Bu farklılıkları bir orkestradaki enstrümanlara benzetebilirsiniz. Şimdi eğer şef ustaysa, eğer şef gerçekten maharetliyse bu farklı seslerden, farklı enstrümanlardan bir armoni çıkar. Ama eğer şef usta değilse bu enstrümanlardan armoni değil, kakafoni çıkar. Yani gürültü çıkar. Özellikle Sayın Başbakan'ın hastalığından beri de maalesef Türkiye'de Bakanlar Kurulu'na Sayın Başbakan başkanlık edemiyor, yurt dışı gezilerini iptal ediyor, kendi grubuna katılamıyor, Milli Güvenlik Kurulu'na katılamıyor, liderlerle olan randevularını iptal ediyor vesaire. Şimdi böyle bir fiili durumla karşı karşıya Türkiye. Şimdi böyle kaotik bir ortamda, ekonominin böyle dibe vurduğu bir ortamda ve gerçekten insanların yarınlarından güven duymadığı, gelecek endişesi içerisinde olduğu durumlarda Türkiye'nin dinamik ve bir ayağı Türkiye'de, bir ayağı Türk dünyasında, bir ayağı İslam aleminde, bir ayağı Amerika'da, Avrupa'da olan bir lidere ihtiyacı var. Dolduracak iş adamları, uçaklara, Airbus'lara
dünyada bir çeşit politik tüccarlık yapacak bir başbakana ihtiyaç var. Sayın Başbakanımız şimdi hastalık da yaşlılık da insan içindir. Yani bunun üzerinden siyaset yapmayı falan elbette ki biz ahlaki bulmuyoruz. Ama gelinen fiili bir durum var. Ortada bir gerçek var. Dolayısıyla şimdi bakınız bu hükümet Türkiye'yi bu noktaya getirdi. Adeta ülkeyi batırdılar ve şu anda da çekip gidiyorlar. Bu gemiyi defalarca karaya oturttular. 350 milletvekili varken bu koalisyonun dışarıdan Sayın Derviş'i getirdiler. Ayakta durabilmek için. Şimdi bütün bunlardan sonra biz defalarca daha önce de hep dedik ki demokrasilerde düğüm çözücü seçimdir. Demokrasilerde eğer kuralları işletirseniz kesinlikle tıkanıklık olmaz. Biz Avrupa Birliği'ne girmek isteyen bir ülkeyiz. Avrupa Birliği'nin bize önerdiği siyasi kriterlerin yani Kopenhag kriterlerinin birinci maddesi işleyen bir demokrasidir. Eğer demokrasiyi işletirseniz kesinlikle tıkanma söz konusu olmaz. Bakınız bugüne kadar bu ülkede 5-7 sefer 1900 özellikle çok parti hayata geçtiğimizden beri. Birazcık daha bugünle ilgili. Hayır, bugüne geleceğim. Yani, çok parti hayata geçtiğimizden beri 7 kere bu ülkede erken seçim yapılmış. Şimdi bakıyorsunuz bakın bundan önceki dönem yani 20. dönem meclisi 3 yıl 3 ay aşağı yukarı görev yaptı. Şimdi biz sonbaharda seçim yaptığımız zaman 21. dönem meclisi 3 yıl aşağı yukarı 8 ay 9 ay görev yapmış olacak. Şimdi bu hükümetin karnesine bakıyorsunuz 381 tane kanun çıkarılmış. Bakınız ben 2 yıl başkanlık divan üyesi olarak şu anda da grup başkan vekili olarak mecliste bulunuyorum. Bu işleyişi iyi bilen bir arkadaşınızım. Şimdi bakıyorsunuz 381 tane yasa çıkarılmış. Meclis yoğun çalışmış. Fakat bu çıkarılan yasalar kimin derdine deva olmuş? Gerçekten derde deva, sadra şifa, halkımızın yüzünü güldürecek, esnafımızın, tüccarımızın yüzünü güldürecek bir şey olmuş mu? Öte taraftan şuna bakıyorsunuz, bakın birinci yasama yılı 4 aydı, 68 yasa çıkarılmış. İkinci yasama yılında 136 yasa çıkarılmış, bütün yıl boyunca çalışılmış. Üçüncü yasama yılında 117 yasa çıkarılmış. Bakınız evet. Bu geride bıraktığımız yasama yılında 60 yasa çıkarılmış. Bu şu demektir. Hükümetin, tabii meclisi çalıştıran hükümettir. Hükümetin performansı aşağı yukarı 3/2 oranında düşmüştür. Şimdi bu tıkanıklığın olduğu zaman da, efendim elbette böyle bir güvensiz ortamda, böyle güvensizliğin had safhada olduğu bir ortamda güven tazelemek için halka gitmek zorundasınız. Şimdi Avrupa Birliği, Milliyetçi Hareket Partisi 3 Kasım'da seçim istiyor. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin özellikle 3 Kasım'ı istemesinin sebebi, Avrupa Birliği meselesini ıskalamaktır. Kesinlikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin Avrupa Birliği gibi bir derdi yok, böyle bir çabası yok, böyle bir gayreti yok. Kaldı ki MHP'li bir değerli bakan Kopenhag kriterlerine PKK kriterleri dedi. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi bu koalisyon içerisinde Türkiye'nin hedefi konumunda olan yıllar, ben 1959 doğumluyum. 59'dan bu yana Türkiye'nin hedefi durumunda olan Avrupa Birliği meselesinde adeta Türkiye'deki bu iyi niyeti, bu çabayı baltalamakla meşgul. Şimdi hükümetin diğer ortakları bir hafta önce liderler toplanıyor, kendi aralarında diyorlar ki efendim seçim yok, 2004'te olacak. Hatta Sayın Ecevit'in dil sürçmesiyle 2003 demesini Sayın Yılmaz düzeltti. Şimdi bu hükümet değil, birazdan açıklayacağım. Efendim, hatta bu hükümet yani tabir caizse efendim bakın hiçbir söyledikleri tutmadı. Ve bu yalancı çobanı adeta oynadılar. Şimdi söylediklerinin hiçbirisi çıkmayınca kazara arada bir doğru şey söyleseler de halk bunlara inanmıyor bu sefer. Sayın Bahçeli yaylalara çıkınca başlıyor aykırı konuşmaya. Sayın Yılmaz Brüksel'e gidince başlıyor farklı şeyler söylemeye. Dolayısıyla farklı kavramlar. Hayır, dolayısıyla biz AK Parti olarak şunu istiyoruz. Biz diyoruz ki 23 Temmuz'da bir Sayın Meclis Başkanı'na yazılı bir acatta bulunduk ve dedik ki 23 Temmuz'da meclisi toplayalım. Ve 6 Ekim'de de seçim kararı alalım. 6 Ekim için. Ama biz 6 Ekim'de ısrarlı değiliz. Bu Anavatan Partisi 29 Eylül dedi. O da olabilir. Niçin olabilir? Bu toz duman olmuş siyasi ortamda, yani bugünkü kaotik ortamda Avrupa Birliği ile ilgili yasal düzenlemeleri 21. dönem meclisinden geçirmek çok ama çok zordur. Biraz önce Sayın İçli söyledi. Önce iç tüzüğü halledeceksiniz. Birçok yapılması gereken şey var. Ha biz eğer Eylül sonu, Ekim başında
seçimi yaparsak bir ayda da mecliste bitiriyorum. Geleceğiz efendim. Şimdi ikinci tur zaten onu ikinci tur olmayacak öyle konuşacağız. Olacak efendim. Evet, o zaman ayrıca siz ayrıca fotoğrafı çektik değil mi Gül'ün? Ortaya koyduk birazcık da bundan sonra neler olacağını konuşalım. Çözümler noktasına geçiyoruz. Çözümler noktasına gelin. Ayrıca da sizin bir siyaset bilimci olduğunuzu da izleyicilerimize duyuralım bir kere daha ve portreyi de ortaya koydunuz. Size teşekkür ediyoruz. Ama eğer ara vermiyorsanız çünkü genelde bize sataşma oldu. Tabii ki cevap hakkınız var. Şey yapmam lazım. Öncelikle tabii bizden ayrılan arkadaşların tamamını aynı noktada, aynı anlayışla hareket ediyor demiyorum. Yanlış anlaşılmaları neden olabilir? Benim yönetici konumunda olan kişileri kastediyorum. Yani bakan, başbakan yardımcısı, meclis başkan vekili o kişileri kastediyorum. Ayrılan arkadaşların tepkileri başka nedenlerde de olabiliyor. Farklı neden. Onları bir kere onu düzelteyim. İki, Sayın Ecevit'in o dürüst sürçmesi değildi. Yani seçim sürçmesi değil mi? Şimdi bakın. Sayın Ecevit başta şunu söyledi DSP grubunda. Dedi ki biz Demokratik Sol Parti olarak erken seçime karşıyız. Ama ufukta seçim gözüküyor dedi. Sonra bütün gazete akşam sonra konutun önüne gittiği zaman aynı cümleyi kullandı. Gazeteler ve sayın amaçları da Sayın Ecevit'i yıpratmak olduğu için unuttu, düzeltmeye karıştı, piyasalar karıştı. Hayır. Şimdi hepinizin gördüğü, toplumun hemen hemen bugün tartıştığı konuyu Sayın Ecevit o zaman gördü. Yani parti içindeki olayları, parti dışındaki olayları, ufukta seçim gözüküyor. Yani kumpaslar kurulmuş, senaryolar üretiliyor ama biz DSP olarak erken seçime karşıyız, ülke kaybeder dedi. Ama ufukta bir seçim gözüküyor. Şimdi bir siyasi partinin genel başkanının, bırakın başbakanlığı, orada genel başkan olarak konuşuyor. Meclis tatile girmiş, 3 ay tatile girecek. Milletvekillerine ne demesi lazım? Seçim bölgelerine gönderiyor, köylere gidin diyor. Yani orada dil sürçmesi yok. Sayın Ecevit'te bir öngörü var. Bakın eskiden de Kafkaslar'da, Balkanlar'da katliam olacak dedi. Herkes güldü. Balkanları gördünüz. Siz Irak'a bakarken, Irak'a bırakın, İsrail'i Filistin'e bakın dedi. İsrail Filistin'i gördünüz. Sayın Ecevit'in de seçim konusunda, koalisyon hükümetinin içindeki sıkıntılar konusundaki öngörüleri var. Ve koalisyon liderlerine de bugünkü toplantıda da mütamadı diyen bunları ifade ediyor. Bir de geleceği de görüyor, kaygıyı da görüyor. Sıkıntıyı da görüyor. Efendim hemen döneceğiz size. Ama çok rast verdiniz herhalde. Bir üçüncüye de söyleyeceğim. Yani hükümetlerin geçmişinden falan bahsedeceğim. Çok kısa bahsedeceğim. Çok kısa efendim. Bakın Türkiye 15 yıl terörle uğraşmış. Her gün şehitlerimizin işte haberlerde gösteriyordu. 100-150 milyar dolar gitmiş. Sokakta Ankara'nın başkentinde azimendiler asarlarıyla dolaşıyordu. Cuma namazlarından sonra Ankara'da, İstanbul'da gösteriler vardı. Yani Türk ne çabuk unuttuk biz bunları. Hizbullah, domuz bağları, bölücü terör, PKK. Türkiye bunları çözdü geldi. Dünyada iktisadi bir kriz var. Türkiye'ye tabii yansıması var. Ve yani bir de diyorlar ki nereden aldılar IMF programları. Bunların açsınlar Avrupa Birliği katılım ortaklığı belgesinde ekonomik kriterlere. Bu yapılan yasaların tamamına yakını hangi hükümet olursa olsun Avrupa Birliği'ne biz götüreceğiz diyor. Avrupa Birliği'ne biz götüreceğiz. Hepimizi biz götüreceğiz. Peki Avrupa Birliği'ne götüreceksen Avrupa Birliği demiş ki bana girmek için sana kitap veriyorum. Bunları uygulayacaksın. Yarısı siyasi, yarısı ekonomik kriterler. Merkez Bankası bağımsız hale gelecek. Şeker tutun yasası şu olacak. Kamu bankaları böyle olacak. Özel bankalar böyle olacak. Uyuyor musun arkadaş buna diyor size. Uyuyorum. Bütün siyasi partiler buna uyuyacak. Seçimden sonra yeni hükümet geldi. Yine buna uyacak bu kitapçık. Oraya girmenin kitapçığı, kurallar. Kurallar. Askerde talimname vardır. Evet. Talimname. O koğuşun tamam. Talimnamesi. Sayın hangi asker girerse talimname. Yani benzetme diyorum aklıma ya, o geldi. Millet askeri. Hayır şey anlamında yani millet asker yaptığımdan değil. Aklıma ilk benzetme o geldi. Talimname yani askere girdiğin nasıl zaman o koğuşun ona uyacaksın, kural uyacaksın. Avrupa Birliği'ne gireceksen bu siyasi ve ekonomik kriterleri uyacaksın. Ve Avrupa Birliği kısa ve orta vadeli. Tamam ya valla bana geçiyorsun. Efendim, şey tamam bana geçiyorsun. Evet sayın da demek size döneceğiz efendim söyle, hemen. Söyle. Sayın Tayfun Üçlü Sayın Başbakan'ın daha önce ufukta seçim göründüğünü söylediğini ifade etti. Görüyor, öngörüsü var. Evet böyle bir öngörüsü var. Artık efendim bundan sonra birazcık da neler olacağı kalmış. 3,5 yıl bitmiş normal anayasaya göre 1,5 yıl kalmış. Evet. Bundan sonra neler olacağı konuşalım efendim. Bu son yazınız çalışın demek istemiştir. Seçimin tarihini erken seçim olarak ifade etmedi. Ama bu yaz hakikaten de Nisan'da da seçim olur. Bir dahaki yani Nisan'da seçime hesaplanıyordu neticede. Sayın Başbakan boş konuşmaz yani bakmayın hafızası yerinde yani. Olmasa zaten çoktan gitmişti yani. Ben onu öyle değerlendiriyorum. Yani Başbakan son yazınızdır. Köylere gidin derken yani çalışın manasını kullanmıştır. Ama o da bir seçim yapılacağını
öngörü olarak dediği gibi tartışmayı biz de iştirak ediyoruz ama bir seçim vardı yani. Peki Sayın Dedelek. Zaten anayasaya göre 1,5'tan az bir zaman tabii kalmış. Tabii daha değişik faktörler. Belediye seçimleri içe girmemesi istiyor siyasi partiler. Onun da bir faktörü var da evet. Evet, seçim tarihine gelelim arzu ederseniz. Bir seçim gelecekte göründüğünü ve... geliyorum. Şimdi net özetleyeceğim. Anavatan Partisi için önemli olan Aralık ayında yapılacak olan Kopenhag Zirvesi'dir. Biz Türkiye'yi buraya geçirmek istiyoruz. Türkiye için buradan bir takvim istiyoruz, müzakere takvimi. Onun için biz diyoruz ki ya MHP gibi bir Eylül'de tek gündemle gelecek, 3 Kasım'da öyle tek başına hükmedecek yoktur. Varsa gücü gelir meclisten geçirsin, seçime gideriz. Meclis iradesi neyse o geri yapılır. HDP de buna paralel bir önerge vermiştir ama ketum değildir bu noktada. Türkiye açısından Avrupa Birliği'ne kayıtsız şartsız desteğini vereceğini Sayın Çiller açıklamış. Bu olumlu bir gelişmedir. AK Parti'nin Sayın Genel Başkanı bu noktada TÜSİAD'cılara bir açıklama yaptı 2 gün önce. Saadet Partisi olumlu. Yani o zaman biz diyoruz ki seçim takvimini belirlemeden evvel seçim yasası değişebiliyorsa, seçim siyasi yasası, partiler, yerel yönetimler çıkabiliyorsa yerel yönetimler yasası. Ve en önemlisi Avrupa Birliği'nde eksik bıraktığımız uyum yasaları o noktaya giderken Aralık'taki Kopenhag Zirvesi'ne bunları çıkartılması. Onun için Eylül'ü beklemeyelim diyoruz biz. Çünkü bakın bir dakika çok enteresan noktaya geliyorum. Ya biz bunu çıkartarak adam gibi aralığa gidelim bu hükümet veya kurulacak hükümetle. Ha bu hükümet desin ki MHP dönsün ben tekrar Avrupa Birliği noktasında attığım imzanın arkasında duruyorum. Tavuzçiler de destek veriyor. Buyurun bir çırpıda hemen meclis toplayalım. Bu hükümet devam etsin seçime götürsün. Gidecekse. Seçim artık gündeme düştü. Seçim olur da yalnız tarih noktası biz de diyoruz ki bu olmuyorsa, bu hükümette yürümeyecek kanaat hasıl olmuşsa o zaman hemen haftaya önümüzde veya bugün, yarın verelim Eylül'ün 29'unda seçime gidelim ki seçim bittikten sonra kurulacak hükümetler şu Aralık ayındaki Kopenhag Zirvesi Türkiye'yi taşıyabilsin. Yani ikisinde de amaç Avrupa Birliği noktasında bu eksende yürüdüğümüz noktada Kopenhag Aralık Zirvesi'ni önemsiyoruz. Sayın Dedelek, efendim bu noktada hemen ben de şunu öğrenmek sorun istiyorum. Siz de Sayın Mesut Yılmaz'a yakın isimlerden birisiniz. Yakın siyasette çok tecrübelisiniz. Efendim Anavatan Partisi, ya geleceği konuşuyoruz hazırda geleceği konuşmuşken. Anavatan Partisi şu mevcut koalisyonun içinde kalacak mı? Ayrı bir oluşum arıyor yönünde kulislerde çok yoğun haberler dolaşıyor. Bir de bunu açıklık getirseniz izleyicilerimiz de efendim öğrenme fırsatını edinirler. Şimdi çok açık konuşmak lazımsa Anavatan Partisi bu hükümetin değil bozulması, yara almaması noktasında çok özverili hareket etmiştir. Geçmişte Sayın Genel Başkanımın hakkında açılan soruşturma komisyonlarında koalisyon ortağı olarak hem de bugün Türkiye'nin önünü açan bir yatırımda SEKA'da kurulan fabrikada onurumuz dediğimiz şileplere bindirip de dünyaya ihraç ettiğimiz araçlara övündüğümüz bir noktada Milliyetçi Hareket Partisi Yüce Divan'a göndermek için oy kullanmıştı aleyhine. Özbey ondan da alınganlık göstermemiştir. Yani o tarihteki biz oy kullanma tutanaklarını çıkartırsak Milliyetçi Hareket Partisi'nin bakanları da aleyhine oy kullanmıştır. Ama biz demişizdir ki bu meclis iradesidir. İsteyen istediği oy kullanabilir. Kendine özellikle ki Çiller içinde, Sayın Çiller içinde 2-3 öyle açılmış olan soruşturma komisyonuna gelen kararlar vardı. Şimdi o zaman gücenmeyen Anavatan Partisi ve Genel Başkanı bugün böyle ufak sebeplere gücenmez. Ama Türkiye adına, Türkiye'nin geleceği adına, Türkiye'nin önünü kapayan bir takım konularda asla affımız yoktur. Burada bizim hükümetten duyduğumuz sıkıntı muhterem saygıdeğer başbakanımızın rahatsız asla değildir. Olmuş olsaydı ki başbakanımızın 3 aylık değil daha önce de bir muhtelif rahatsızlıklar olmuştu. Ama ben bir şey söyledim. Beyni çalışır bu başbakanın. Tito yarım belli, belden aşağı ayaksız kanser olmuştu. 1,5 yıla yakın belki fazla Yugoslavya idare etti. Bunlardan kimse yani başbakanın kafasını aslında bahane etmesin. Buradaki tıkanıklık vardır. Diktatördü yani onunla. Hayır diktatör ayrı bir şey. Bu da kendine göre diktatördür belki bilmiyoruz ki arkadaşlar. Hayır ama bu Türkiye demokratı da. Evet evet espri. Ama işte espri. Şimdi hayır. Benim genel başkanım daha demokrattır. Onu söyle. Bakın ben hiçbir siyasi partinin genel başkan hakkında. Hiç de böyle girmiyoruz. Ben arkadaşlar hatta bakın. Espriyle de olsa yakışık almıyor. Belki kendi partisi gördüm. O da siz cevap verirsiniz ki sizi buluşturuyor. Yani üstlük o zaman değişiyor. Şimdi bakınız.
Ben sonuç itibariyle yapılacak seçim Türkiye'nin önünü kapayan değil, Türkiye'nin önünü ve ufkunu açan bir seçim olmalı. Yapılacak seçim bugünü aratacak, sonuçlar doğuracak bir seçim olmamalı. Siyasette güvenin azaldığı bir gerçektir. Siyasi partilerin sadece iktidarına değil yani, siyasetçinin ki Hasan abi tecrübeli bir patikacı, geçmişten de şeyleri vardır. Yeri geliyor muhalefet dahi bu noktada yargılanır, sorguları bir biçime geliyor. Neyle oluyor? Burada tabii ki medyanın da, tenzih ederim buradaki değil, bazı medyanın zaman geliyor yaklaşımlarını başka güçlere dayanarak hareketi, zaman geliyor mecliste umudunu kestirmek için halkın yaptığı çabalarla siyaseti güvende azalmış vaziyette. Ama siyaseti güveni tekrar sağlayacak olan siyasetçidir, demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerdir. Mühim olan artık her siyasi parti AB konusunda samimiyet gösteren davranışlarını açık ve net bir biçimde ortaya koymalıdır. Mesela AK Parti için küçük bir serzenişim vardır. Zirvede Sayın Genel Başkan'dan bunu dinledik. Biz de onun yardımcısı olalım sasebiyle. Ve açık destek vereceğini söyledi. Dışarıda dedik ki anayasal değişiklikler yapalım. Artık bunları bırakalım. Ben yani siz bulunduğunuz ortamda yüzünüzü açık söylüyorum. Varsa böyle bir sıkıntı. Sayın Çiller önce Apo'yu asalım sonra desteği dedi ama sağ olsun kendisi bu noktada hassasiyetini, ülkenin hassasiyetini, tabii hassasiyet derken siyasetçi ürküten halkın %75'inin Avrupa Birliği'ne girme noktasındaki istekleri ve kamu araştırması sonuçlarıdır. Ve Sayın Çiller açık desteğini açıkladı. Tahmin ediyorum TÜSİAD toplantısını biraz evvel ifade ettim. Sayın Tayyip Erdoğan'ın böyle bir düşüncesi var. Sadık Partisi'nden güzel bir düşünce gibi. Dönse be zaten Sayın Bakan'ın bizzat bu konuyla ilgiliydi. Peki Sayın Dede, o zaman bir şey söylüyorum. Çözüm nedir? Avrupa Birliği ile ilgili biz artık geçmişteki hataları yapmayalım. Dünyanın en büyük medeniyet projelerinden biri olan yüksek teknolojiyi elde edeceğimiz, sadece zenginlik falan değil, Türkiye'yi ileriye götürecek bir proje olan Avrupa Birliği'ne girelim. Bakın gençlerimiz meydanlarda. Hiçbir siyasi hareket gördünüz mü dünya basında? Türbanlı kızımız da vardı, milliyetçi de vardı, sosyal demokrat da vardı. Yani onların hepsini bir bütün gördük. Tek bir slogan, en büyük Türkiye, kırmızı, beyaz. O zaman biz bu gençliğin dinamizmi ayak uyduracak, temposu ayak uyduracak tarzda siyasetler yapmamız lazım. Büyük hedeflere işaret koymamız lazım. Bizim bu hedefimiz Türkiye'nin hem zenginliği hem gelişmesi, medeniyet projesi, Türkiye'nin yüksek teknoloji yakalaması noktasındaki Avrupa Birliği'nde eksimiz kalmasın. Yarın çok geç olabilir. Efendim çok teşekkür ederim. Efendim hemen döneceğiz. Bir bandımız var efendim. Hemen döneceğiz. Sizin yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerimize de sorduk. Siyasette yaşanan bu çalkantının ardından neler olacağını. Önce o bandımızı izleyelim. Daha sonra tartışmaya devam edeceğiz. İsterseniz siyasette çatı aktarılıyor. Çatı aktarılması iyi bir şey mi? Evet, iyi bir şey. İçeride yaşayanlara bir takım sızmalardan duyduğu rahatsızlığı gidermek bakımından bir katkısı var. Ama Türkiye'nin sorunu temellerde, Türkiye'nin sorunu duvarlarda. Çatı aktarılarak bir şey olmaz. Bence Türkiye'ye yazık ediliyor. İç ve dış güçlerin baskısıyla Türkiye'de siyaseti birileri yeniden yapılandırmaya çalışıyor. Bu konuda da seçilen zaman Demokratik Sol Parti'nin Genel Başkanı Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in rahatsızlığı dönemidir. Bu durum üzüntü vericidir. Ama sanıyorum ki her şey iyiye gidecek. Siyaset yeniden yapılanıyor. Türk siyaseti bu yeni oluşumlarla önemli bypass yapıyor. Çünkü mevcut hükümet Türkiye'nin önüne bir engel olmuştur. Bu engel bir şekilde aşılıyor. Sayın Bahçeli'nin ve MHP'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin özellikle Avrupa Birliği ile ilgili yasaların çıkması noktasındaki tavrını hepimiz biliyoruz. Kamuoyu da biliyor. Dolayısıyla MHP ile beraber böyle bir yasanın bu kısa zamanda çıkma şansı hemen hemen hiç yok gibi. Öyleyse eğer öncelik Avrupa Birliği ile ilgili yasalar çıkartmak olacaksa MHP'nin dışında bu işi kolaylaştıracak ve hızlandıracak alternatifler denenmelidir diye düşünüyorum. Kapalı kapılar altında yapılan pazarlıklar gün yüzüne çıktı. Dolayısıyla bu pazarlıkların neticesinde yeni bir oluşum beklentisi içerisine girenler, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye'deki yükselişini ve bu yükselişten rahatsızlığı fazlasıyla gündeme getirmek isteyenler, böyle bir hükümet
senaryosuyla Milliyetçi Hareket Partisi'ni dışarıda bırakma gayretleri içerisine girmişlerdir. Ankara'da yaşayan birisi için ayak oyunu, yolsuzluk, bu deyimler yabancı mı? Bunlar şurada her metrekarede 3 tane yolsuzluk var, 5 tane ayak oyunu var. Biz bunları siyaset zannediyoruz. Bize göre en uygunu bir de tekrar seçim hükümeti kuruldu, kurulamadı, şöyle oldu gibi bir çalkantıya girmemek, mevcut siyasi hükümetle, yapıyla seçime gitmektir. Hiç değiştirmeden. Milletvekillerinin neler oluyor ve neler olacak sorularına verdiği yanıtlar böyleydi. Hemen AK Parti'ye dönelim. Efendim Sayın Dedelek az önce Avrupa Birliği konusunda AK Parti'nin tavrının net olmadığını söyledi ve seçim tarihiyle ilgili Anavatan Partisi'nin endeksli olduğu tek şeyin Avrupa Birliği ile ilgili yasalar olduğunu da belirtti. Sizin için seçim tarihi neye endekslidir? Sayın Dedeley'in tarihine isterseniz cevap vererek başlayalım. Şimdi efendim Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında gerçekleşen liderler zirvesine Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir metinle gitti ve bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na takdim etti. Daha sonra da bu metin basına dağıtıldı. Orada 4 tane başlık vardı. Birincisi İBAN meselesiydi. İkincisi ana dilde yayın ve öğretim meselesiydi. Üçüncüsü Kıbrıs meselesiydi. Bunlar sıralanmıştı. Ve orada biz şunu söylemiştik. Özellikle idamla ilgili olarak AK Parti, hatta bakın 6. protokolü değil, 13. protokolü esas alarak idam cezasının kaldırılmasını istiyor. Ve bunun yerine ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasının anayasaya konmasını, anayasa güvenceye kavuşturulması şartıyla biz bunu destekleriz. Ve Avrupa Birliği ile ilgili olarak yapılması gereken bütün düzenlemeleri de destekleriz dedik o gün. Ve sonuna kadar da bunu söyledik. Hala da ben partinin bir yetkilisi, görevlisi olarak bunu söylüyorum. Şimdi bakınız burada şöyle dedi, böyle dedi. Efendim siz önce dediniz ki biz kesinlikle ön şartsız destekleriz. Bize şöyle bir itham yönelttiler. Bazı medyada dediler ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işte bazı sıkıntıları var. AK Parti bunu pazarlık konusu yapacak. Biz de dedik ki kesinlikle Avrupa Birliği ile ilgili yapılacak düzenlemelerde böyle bir pazarlığımız, böyle bir ön şartımız yoktur. Biz bütün bunları destekleriz. Sayın Tayfun İçli ve Emrehan Halıcı Bey, diğer DSP'li arkadaşlar grubumuzu ziyaret ettikleri zaman biz bunu kendilerine de ifade ettik. O günkü duruşumuz neyse bugün aynıdır. Şunu söylemem lazım Sayın Karaçay. Bakın Avrupa Birliği meselesi, aslında halkımız Avrupa Birliği'ne girsin girmesinden ziyade halkımız zenginleşmek ve demokrasisi, standardı yüksek bir demokraside yaşamak istiyor. Siz Japonya gibi kişi başına düşen geliri 40 bin dolar olan bir ülke olursanız, İsviçre gibi olursanız elinizi tersiyle itersiniz. Ben Sayın Dedele'ye kesinlikle katılıyorum. Bu Türkiye'nin önüne gelmiş olan bir fırsattır. Bunun kaçırılmaması gerekiyor. AK Parti buna desteğini veriyor. Sayın Bahçeli geçenlerde yaptığı bir açıklamada bizim seçim tarihiyle ilgili açıklamamızdan sonra dedi ki niye mesela AK Parti 21 Ekim'i demiyor da 6 Ekim'de seçim yapılmasını istiyor. Buradan siz de çok eleştiri aldınız. Seçim belirlediğimiz seçim tarihinde genel başkanınız için biraz süre kazandı. Onu söylüyorum. Evet. Bakınız bizim Sayın Genel Başkanımızın kesinlikle bakın biz Sayın Genel Başkanımızın eğer durumunu göz önünde bulundurulsaydık 2003 Ocağı'nda memlu hakların iadesi söz konusudur. Biz 2003 Ocağı'ndan sonraki bir tarihi isterdik. Ama biz işin başından beri erken seçim demedik. Hemen ve acil seçim dedik. Bugün yapılsın dedik. Sayın Genel Başkanımızın durumunu kesinlikle gündeme getirmedik ve biz kişilere endeksli olarak da siyaset yapmıyoruz. Vaktimiz daralıyor. Hiçbir kısa efendim. Efendim hiçbir problemimiz değil. Nasıl çıkacak efendim? Onu söylerseniz diğer konuklarımıza dönelim. Türkiye bu krizden şöyle çıkar. 57. hükümet fiili olarak bitmiştir. Siyasal olarak bitmiştir, ahlaki olarak bitmiştir, hukuki olarak bitirilmesi gerekiyor. Sayın Başbakan, efendim demokrat kişiliğini yine ortaya koyarak istifa etmelidir ve yeni bir seçim hükümetinin kurulmasına zemin hazırlamalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 6 tane siyasi parti var ve grubu bulunan siyasi parti var. Bu meclisten birden fazla hükümet çıkar ve sonuçta da 2 ay sonra seçime gitmeyecek miyiz? Bu bir icraat hükümeti olmayacaktır. Bu arada kurulacak bir hükümet kesinlikle Türkiye'de hayati öneme sahip olan icraatlar yapamaz. Ve yine dediğim gibi Sayın Dedele'ye katılıyorum. Biz Eylül ayı içerisinde en geç Ekim'in başında bu seçimi yapmalıyız ki gelecek olan meclise ve o meclisin içinden çıkacak olan hükümete Avrupa Birliği ile ilgili düzenlemeleri yapma şansı ve fırsatı verelim. Ve bu aksi takdirde, bakın son bir cümle söyleyeyim. 12 Aralık'taki Kopenhag zirvesi çok önemlidir ama ondan önce bir toplantı var. 25 Ekim'de Brüksel'de yapılacak bir toplantıda 12 Aralık'ta Kopenhag zirvesinde
ki müzakerelerin raporları yazılacak. Dolayısıyla eğer bakın 25 Ekim'e yetiştirmeyebiliriz ama biz hiç olmazsa 10 Aralık'a kadar bunları yetiştirirsek, oraya kadar yetiştirirsek, evet yani bu rapora yetişmedi ama bakın Türkiye şu şu performansı gösterdi, sergiledi diyecekler ve biz oradan bir müzakere tarihi alabileceğiz. Tamam efendim. Ve lütfen bitiriyorum. Bakınız 13 ülke şu anda aday. Türkiye'yi bırakın müzakereye başlamadığı için 12 ülke. Bakın önemi şurada bakın. Sayın Yaşar önemi şurada. Polonya'yı istisna ederseniz geriye kalan 11 aday ülkenin nüfusu 67 milyon. Türkiye tek başına 70 milyon. Meselenin önemini anlama açısından Avrupa'nın da Avrupa'da çok önemli diyorsunuz. Ben de Sayın İçli'ye, Sayın Bakanıma sormak istiyorum hemen. Efendim programımızda biz gerçi Demokratik Sol Parti'den kopan milletvekillerini de tek tek arayarak davet ettik. Ancak aralarında bir karar almışlar. Bugün için konuşmama kararı almışlar. Bunu da söylüyorum size ve hemen Türkiye nereye gidiyor, nasıl çıkar, ne bekliyorsunuz ufukta diyorum. Şimdi biraz evvel değerli arkadaşlarım tabii siyaset yapıyorlar, eleştiri yapacaklar. Ama genel başkana karşı haksız bir takım suçlamalar getirirler. Farkındaysanız benim üslubumda şimdiye kadar çok kez yayınıza katıldım. Hiçbir siyasi partinin genel başkanına veya politikasının yanlışlığına dair bir eleştiri getirmedim. Neler yapılması gerektiğini ve Demokratik Sol Parti'nin görüşünün ne olması gerektiğini hep söyledim. Şimdi herkes yapması gerekeni değil, başkasının ne yapması gerektiğini söylüyor. Ya da ne yapmadığını düşünüyor. Şimdi diyor ki sen bunu yapman gerekir. Anlattım biraz evvel. İdam cezası ile ilgili turlar yaptık. Sayın herkesin... direksiyonda siz olduğunuz için bunu söylüyor. Arabayı şöyle kullanmanız gerekir dediğiniz zaman siz direksiyondasınız. Biz direksiyona oturmadan şimdi, şöyle kullanılır diye gösteremeyiz size. Şu. Şimdi madem çok partili değil mi? 1999 seçimlerinden sonra kaç siyasi parti vardı? 5. Şimdi 6 siyasi şimdi parti. Evet. Anayasayı değiştirmek için, 367'yi bulmak için ne yapmak lazım? Uzlaşmak lazım. Kimle? İktidarla ve muhalefetle. Evet, doğru. Her şeyi mükemmel yapabildik mi? Hayır. Yasalarda da öyle. Her şeyi mükemmel yapabildik mi? Hayır. Çünkü kim yerde ANAP'ın istekleri vardı, kim yerde bizim isteklerimiz vardı, kim yerde MHP'nin, kim yerde muhalefetin istekleri vardı. Biz bunun adına uzlaşma dedik. Ülkenin çıkarları için kimi zaman iki adım attık, bir adım geriye attık ama attık ve buralara geldik. Şimdi bu atılanlardan dolayı Avrupa Birliği'nin evrimi telaffuz ediyoruz. Şu hükümet, 57. hükümet, biraz evvel Sayın Çelik'in bahsettiği 368 yasayı ekonomik ve siyasi kriterlerle ilgili yasayı çıkartmamış olsaydı, geceli gündüzü sabahlara kadar çalışmamış olsaydı, Eylül'ü bütün iktidarlı muhalefetiyle telaffuz edebilir miydi? Onlar, niye yiğidin hakkını yiğide verilmeyenlerin çoğu İLF'nin teklif ettiği yasalardır. Bakın, bir altı dönemle ilgili yapılanlar... Bakın, ben siz, bakın, orada ben size destek oldu. Bir altı dönem ulusal programı getiririm size, katılım ortaklığı belgesini getiririm yanımda ve ekonomik ve siyasi kriterleri yanına işaretleriz. Biliyoruz Sayın İşli onları. Bunların hepsi IMF değil. Ekonomik kriterler. Hocam da belirttiğiniz gibi dediğiniz gibi Avrupa Birliği yani uyan bir yasa değil mi? Tabii. Tabii. Tütün kanı. Tütün kanı. 380 yasayı kanı. Üstünler enerji üstünler. Siyasetten ayrılması. On hamili kart doğru popülist politikalar bunlar hep ekonomik kriterlerin içerisinde var. 15 yasa bunlarla ilgili. Maslaya da girer yani. Tabii. IMF diyor ki ben sana Amerikan yani ver, topladığım verginin paralarını eski alışkanlıklarınızı devam ettirin diye vermiyorum. Ben bunları daha halkımdan vergi topluyorum, sana borç olarak veriyorum faizi ama sen ödeyemiyorsun, artıyor artıyor. Avrupa Birliği diyor ki senin enflasyonun 3 ekonomik kriterlerde 3 üye ülkenin ortalama enflasyon 3 ise ancak 1,5 koymuş 4,5 olur enflasyon. Ha bugüne girmeyeceğiz, herkesi de aldatmamak lazım Avrupa Birliği'ne ama müzakere tarihi alacağız. Ve ekonomik kriterlerde yapılma enflasyon %60 olamaz. İşte söylüyoruz bir takım şeyler yapılması lazım. Yalnız Sayın İşler ama, halkımız yanlış anlamasın diye orada bir şey düzeltmem lazım. Bu sizin Maastricht kriterleri, ekonomik kriterler para birliğine, euroya geçmek için olan şartlardır. Siyasi şart, bakın giriş için hayır, siyasi şartlar esastır. Hayır, Maastricht kriterlerinde kriter var. Maastricht'ler bakın 3 tane kriter var. Peki, birisi ekonomik kriterler, biri siyasi kriterler, üçüncüsü de müktesebatın uyumu. Ekonomik yani 100 bin sayfa diyorlar. Bunlar uyum yapılacak ve bunların uyumu denetlenecek. İlerleme raporları verilecek. İlerleme raporundan sonra 8 tane masa kurulacak. Müzakere tarihi verdi. Diyor ki tüketici hakları ile ilgili neleri yaptınız? Evet. Yani konuya girdiği için. Neleri yaptınız? Oturacak masada bunları yaptı. Sayacak.
Ama şunu söylemek istiyorum. Yani herkes Avrupa Birliği diyor. Bravo Avrupa Birliği. İşte Eylül'de gireceğiz ya. Nasıl geldik biz buraya? Geceli gündüzü çalışmayla geldik biz buralara. Bu hükümet tektir yani. 42 yıl olmuş. Sol parti hükümet gibi. Ben bir de tabii mensup olarak söyleyeyim. İnanın lokomotifi. Benim oylamalar vardı yani. Ben de öndeydim. Biraz kendimi de öveyim. Arkadaşlarımı öveyim. Efendim, ama geleceğim. Sonuna geliyoruz efendim. Bir toplamayla. Seçim olacak mı? Şimdi seçim ne zaman olacak? Onu bekleyelim. Bunu söyleyeyim. Bunu söyleyeyim. Ondan sonra bitireyim. Dediğim gibi. Her hükümet herkes yapması gerekeni değil. Başkasının mı yapması gerektiğini söylüyor. İdamı getirdik. Taslak getirdik. Herkes ölüm cezası diyordu. Herkes mutabıktı. Herkes imzalasın. Alın size siyasi kriterlerden birisi. Alın Eylül'deki ilerleme raporu. Alın Aralık ayındaki Kopenhag zirvesi. Neden? Anlattım size, örneklemeler verdim. 3 Temmuz tarihli Mustafa İnan'ın yazısı. Biz çaba yapıyoruz, birileri bozuyor. Efendim, biz toplamıyoruz. Şunu diyeceğim. Neler olacağı ve çıkış olacağı gelirse. Bu ülkeyi birileri seçime götürmek istiyor. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Birileri götürmek isterken siyasiler, bizler de öfkeleniyoruz. Duygusallığa kapılıyoruz. Ama ülkenin geleceği konusunda o sağlıklı düşünemiyoruz. Yani öfkeyle kalkan zararla oturur. Siyasinin öfkesinden halk zarar görür. Ben kahin değilim. Ben kahin değilim. Öngörüm bu seçime siyasi Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verir. Burada bir takım şeyler vardır. Ve herkesin iddiaları vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilleri erken seçimi göze alabilecekler mi? Bakın paramparça. Yalnız herkes şimdi keyifli olarak Demokratik Sol Parti'ye bakıyor. Tabii sonuçta orada milletvekillerini kaldıracak parmağı lazım. Bakın öyle bir tehlikeli olumdur ki bir siyasi partinin içiyle oynamak etme bulma dünyasıdır. Öyle bir karışırlar ki mesela sizin partiniz hiç bir tek partiydi, ikiydi. Kimin ne olacağı? Bizim partimiz 14 Ağustos 2001'de kuruldu. Biz ha, yani başkasını başlattı falan. Pardon, özür dilerim. Belki dilim sürçtü ama eskiden bir parti vardı. İkiye bölündü. Şimdi herkes canım ona bakarsanız sol partilerde nasıl Sayın Bülent Ecevit Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı şu anda CHP başka yerde. Hayır, ben şunu demek istiyorum. Bir siyasi partinin içiyle komple teorileriyle dışarıdan karıştırmaya kalkarsanız yarın bir gün sizin içinizin ne olacağını hiç bilemezsiniz. Demokrasiler de kurallardır, kurallar. Komşudaki yangın da keyif ve desteklerseniz, altına benzin dökerseniz efendim, yarın bir gün sizin elinize sıçrar. Toparlarsak efendim, son cümlenizi alalım. Ben kahin değilim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli üyeleri karar verecektir. Siyasi sen partiler birçok konuda öfkeyle de hareket, duyguyla da hareket edebilirler. Aklı selim davranmak lazım. Önümüzdeki günleri görmek lazım. Türkiye'de son 15 gün içinde çok şey değişmiştir. Son 15 günde nelerin değişeceğini hiç kimse bilemez. Kendi içindeki tehlikeleri gördüğü zaman her an vazgeçebilir. Dediğim gibi benzin dökmeye Allah kimse kalkmasın. Evet. Evet Sayın Ekinci, buyurun efendim, son söz size kaldı. Siz tecrübelerinizden yola çıkarak tabii, şimdi herkes net bir şekilde şimdi ne olacak? Yani çözüm nedir? Türkiye'de hükümet bitti diyor. Hükümet bitmedi diyen yok. Yani herkes diyor hükümet bitti. Evet. Şimdi yeniden bu hükümet devam etsin diyor. Nereye kadar? Seçime kadar olabilir. Fakat burada önemli olan şu. Ülkenin çok önemli 2-3 meselesi var. 1. Avrupa Birliği güne bağlı, günlere, haftalara bağlı bir zaman diliminde bu meclisin çözmesi lazım. Bunu çözmesi lazım. Seçim yasasını çıkarması lazım. Siyasi partiler yasasını çıkarması lazım. Çünkü bugün 50 tane parti olmuş. Mecliste 7 tane grup olmuş. Belki bu daha da çoğalacak. Şimdi hükümet artık 4. yıldan sonra parlamentolardan icraat hükümeti çıkmaz. Zaten 4. yılda hep Türkiye'de seçim olmuştur. Sürekli böyledir. Eğer halk mutluysa, memnunsa seçim istemez. Muhalefet de istemez. Muhalefet istese dahi halk der ki durun bakalım neyin seçimi? Biz memnunuz, mutluyuz. Ha bu gelinen noktada artık ülke seçim satmailine girmiştir. Sadece Sayın Başbakan da bunu zaman zaman söylüyor. Sonra durduruyorlar ama 2003 değil de 2004'tür diyor ama şimdi o da gördü ki Sayın Bahçeli ile konuştuktan sonra artık DSP'nin seçim istememesi mecliste bir anlam taşımıyor. Çünkü bu bir parmak işi, ekseriyet işi. Bu seçim artık kararı alınacak.
MHP önerge vermiş, DYP önerge vermiş, diğerleri veriyor, siyasi beyanları vardır. O halde seçime gidiyor ülke. Yalnız önemli olan dediğimiz gibi şu, süratle Türkiye Avrupa Birliği yasalarını çıkarması lazım. Bunun için biz söyledik, ama şu meclisi tatile sokmayalım. Sayın Mesut Yılmaz'ı ziyaret ettiğimizde dedik ki, biz desteğe hazırız, şu şeyi çıkaralım, Avrupa Birliği yasalarını çıkaralım, onun için meclisi tatile sokmayalım. Eğer meclisi tatile sokmasa idik ve bu Avrupa Birliği yasalarını toptan orta ve uzun vadelileri çıkarmış olsaydık, belki seçim de bu kadar gündeme düşmeyecekti. Bu kadar gündeme düşmeyecekti. Ama olan olmuş. Şimdi olacak şudur. Evet, şimdi olacak şudur. Şimdi ya mevcut hükümet veya kurulacak başka bir hükümet. Ama bu meclisten bir daha icraat hükümeti çıkmaz. Hem hükümet güvensizlik şeyine muhatap, mecliste öyledir. Mecliste birkaç parti oluşmuş. Halkın temsilini kaybetmiş bu meclis. Bir parti iki parçaya bölünmüş. Biri efendim bir parti AK Parti diye bir parti olmuş. Bir diğeri 100 kişi ikiye bölünmüş. Efendim bir başka parti ikiye bölünüyor. Birçok partiden kopanlar var. Halkın temsilini de artık yansıtmıyor. Yarısından fazlası temsil yeteneğini kaybetmiş. Yani oy vermiş ama başka bir partiye geçmiş veya başka bir parti oluşmuş. Temsil şeyini de kaybetmiş. Ve kamuoyunda da bu meclis için güvenirliği ne diye sorduğunuz zaman %2 diyor. 100 kişide 2 kişi diyor. O halde bunu ne yapacaksınız? Yenileyeceksiniz. Yeniden güvenilir hale evet, getireceksiniz. Önümüzde tek yol var. Orada seçim diyorsunuz. Orada seçim olmalı diyorsunuz. Seçimden önce seçim. Benim istediğim şudur. Bizim Doğru Yol Partisi olarak istediğimiz şudur. Hemen süratle meclisi toplayalım. Koşulsuz Avrupa Birliği ile ilgili yasaları çıkaralım. Çok vereceksiniz. Ve seçim kararını da o önergeleri toparlayarız. Yok efendim Eylül'ün 28. Bugün Yüksek Seçim Kurulu Başkanı dedi ki 28 Eylül'de olmaz bu seçim. Çünkü adli tatildir, şu kadar süredir, zaten ağaçlar, onun süreleri vardır. Ve makul bir sürede meclis bu tarihi tespit eder ve ülkede seçime gider. Çok hoşuna sıkışmıştır bu işler. Evet. Çok teşekkür evet. ederiz efendim. Çok teşekkür ederiz. Efendim öncelikle böyle yoğun bir gündemde hakikaten dakikaların, saniyelerin gündem değiştirdiği siyasi hareketlerin, zirvelerin böyle yaşandığı vaktinizi bize ayırıp bugün vatandaşın aklındaki tüm soruları açık yüreklilikle cevap verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra veda edeceğiz. Evet. Evet efendim, siyasal anlamda Türkiye'nin belki de tarihinin en büyük krizlerinden birisini yaşadığı bu dönemde Ankara'da gerçekleştirilen, üst üste gerçekleştirilen satranç hamleleriyle ilgili sizleri bir nebze de olsa bilgilendirmeye çalıştık. Ve konuklarımızla yaptığımız söyleşide görünen o ki Türkiye'yi çok kısa bir süre içerisinde, belki de önümüzdeki 1-2 ay içerisinde bir erken seçim bekliyor. Öyle değil mi Gülün? Evet Batuhan. Sevgili izleyiciler, bir neler oluyorum daha sonuna geldik. Gelecek hafta yine gündem değiştirecek bir konuyla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.